Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Ee, sayın seyirciler Hakan Bayrakçı evet. <laughs> Evden katılacak Hakan Bayrakçı. Böyle hafif bir rahatsızlık var değil mi Hakan Bey? Evet, COVID diye <laughs> ama tedbiren, e, evet, tedbiren. evde bekler. Test, test yaptırdınız mı? Tabii tabii. tabii. Sonuç alındı mı? Sonucu e, resmi diyorlar. Onu yarın alacağız ama bugün telefonla öğrendiğimiz kadarıyla bir şey yokmuş. Evet, i̇yi çok şükür. Ee, ama ihtiyaten Abi. biz sizin evden katılmanızı istedik. Siz de öyle arzu ettiniz. Ee, teşekkürler. Nedim Şener bizlerle ve e, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen e, Ahmet Mahmut Ünlü de bu akşam esas konuğumuz. Kendisine sorular soracağız. Şimdi benim bu bizim Türkiye'de şöyle bir hastalık var maalesef. Fikri takip yok. Yani bir mevzu o gün gündemleşiyor, gündem oluyor. Bir süre sonra unutuyoruz gidiyor. Bu akşam bir tür fikri takip yapacağız. 9 Eylül tarihinde tarafsız bölgede Ahmet Mahmut Ünlü konuğumuz olmuştu. Ve orada çok Beni dehşete düşüren açıklamalar yapmıştı. Demişti ki... E, 2000 dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Çağıslar pompalı. Silahlanmayı engelleyin. İç savaş hazırlıyor bunlar. Özellikle Batman Adıyaman tarafında. Oradaki Selefi Akım'la Batman tarafında Şii tarafının çatışması hazırlanıyor. Biri Şeyh'im diye cihat ilan edecek. Öteki Mehdi'yim diye çıkı, çık, çıkın diyecek. Şimdi Bu açıklamalardan sonra... Ahmet Mahmut Ünlü savcılığa gitti, ifade verdi. Yani savcılık siz bunu neye dayanarak bu iddiaları ortaya attınız diye kendisine sordular. O da e, uzun uzun ifadeler verdi. Ve hatta son dönemde de değişik baskınlar görüyoruz bu selefi akımlara yönelik. İşte falanca yerde falanca tutuklanıyor, orada filanca tutuklanıyor. Belki de bir kısmı bu ifadeler doğrultusunda oluyor. Onu da tam bilemiyorum. Şimdi onu konuşacağız zaten. Ee, i̇lginç bir konu. Yani Türkiye'de gerçekten böyle bir silahlı kendilerini dini yapı olarak nitelendiren bu DAEŞ benzeri bir takım yapılar var mı? Abartıyor muyuz? Abartılıyor mu? Ama rakamlara baktığımızda hiç abartılmadığını hatta tam tersi hiç e, gereken önemin verilmediğini görüyoruz kamuoyun gündeminde. Şimdi biraz bunları konuşacağız bu akşam Ahmet Mahmut Ünlü ile. E, Nedim senle başlayalım. başlayalım. İlk soruyu sen sor. Şimdi en çok merak edilen şey sizin ifadeniz. E, burada değişik rakamlardan bahsettiniz. Kamuoyuna yansıyan sonra ifadenizdeki farklılar. O program sonrasında yine Fatih... İdlib'e döner gibi bir şeyler de yazdınız galiba değil mi? Fatih'te de yabancıların var olduğuna benzer. O ifadenizden bir özet. Yani bize Türkiye'deki selefilikle ilgili sizin verdiğiniz ifadenin içeriğinden bahseder misiniz öncelik? Yani Fatih Hama'ya döner dedim. Hama'ya döner pardon. E de, şimdi efendim sizin programınızın zaten son iki dakikasıydı. Yani biz bu konuyu isim programda işlemedik esasen. Biz daha çok... Tarikatlar, Fatih Nurullah falan o gibi işler konuştuk. Biz en sonunda bunu iki dakikada konuştuk. E ama e, ondan evvel de Habertürk'te bir sene evvel konuşulmuş Ocak'ta falan. E, bir iki yerde konuşulmuş hem de böyle ulusal kanalda. Fakat demek ki gereken ilgiyi görmemiş. E, sizin programın sonundaki o iki dakikadaki şeyimiz, çıkışımız... Dan sonra 15 gün kadar bütün televizyonların açık oturumlarının konusu bu oldu. Artık yeni bir gündemde belki önemli bir gündemde rastlamadı herhalde. Be belki de bu çarpıcılıkta belki ilk kez siz ifade ettiniz. Hani burada yani o bu ben... iki dakikadaki ifadeniz e, bakın diyorsunuz ki ya silahlanıyorlar iç savaşa hazırlanıyorlar bunlar cihat ilan edecek önlem alalım falan hani <laughs> yani, çok çarpıcı e, bir ifadeydi o sanki yani ocaktaki şeydi de Saygı Öztürk'le falan beyefendiyle falan onlarla yaptığımızda da sanki aynı mümasil ifadeler fakat işte denk gelmesi midir nedir böyle? Belki de evet etki, o anda etki şeydir. 15 gün bütün ben akşamları televizyonlara cevap yani cevap derken aleyhime konuş şöyle aleyhime konuş abartıyor diyorlar kabartıyor dediler. E biri çıkıyor rakiplerini diskalifiye etme uğraşıyor, ediyor i̇şte Deniz Zeyrek kalktıysa işte. yani misal hepsi iyi konuşuyor şey bu ciddi diyor yani en boş konuşuyor diyen bile e, beni haz etmediğinden konuşsa bile peşinden diyor ki ama bu sorun var diyor yani onlarca kişi belki 4-5 kanalın bazı geceler 4 kanalın 5 kanalın hepsinde aynı konu ve benim adımla beraber e yetişebildiğim kadar ona buna bakıyorum. Ne diyorlar ne demiyorlar. Bir kişi de böyle bir tehlike yok demiyor. Hepsi böyle bir tehlike var diyor. Ama tabii benim şahsıma yönelik olarak... ...seven var sevmeyen var. E, nefis yapıyor. E, kendini gündeme getirmek istiyor. Meşhur olmak istiyor. Bir şeyler diyenler oluyor tabii. Şimdi hepsine saygım var. Ben bir şey demiyorum. E, bu noktada... E, ...epey ben de tabii bir şey bilenlerden de bilgi almaya çalıştım ama e, o arada beni e, Saygı Bey aradı. E, dedi ki yani işte sizi dedi sağcılık çağırdım mı dedi falan. E, i̇şte o bir hafta içinde. E, ben de dedim bir savcılık mavcılık çağırmadı dedim. Ama tabii e, bazı partilerin CHP'nin vesaire kanallarda olsun bazı milletvekili falan ya savcılık niye çağırmıyor niye çağırmıyor bunlar konuşuluyordu. O arada saygı bir böyle. Ama abi, haklılardı yani o ya zaman. Haklı tabii. Savcılık haklı. bu kadar dehşet yani Sözler Yani haklılar tabii canım evet. ben bir şey demiyorum ben de şimdi beni niye çağırmıyorsunuz diye ortaya çıkacak halim yok Yok tabii doğru. E, bu sefer e, ben de saygı abiye dedim ki e, yan dedim bu dedim şimdi 2000 dernek meselesi benim duyduğum yerlerden var ama benim burada şeyim şurada yanlış oldu. Yani dernek lafını ben e, bayağı bir MHP'de ileri gelen bir abimizden, 70-75 yaşlarındaki bir abimizden, Türkiye'nin avukatlığını yapmış ben yani eski bu işleri iyi bilen bir abimizden, benim de akrabam olur. Ondan duymuştum kaç sene evvel. Fakat o gün bugün bu dernek lafı da ondan ben de bir şey huyum var. Sizden bir şey duyduğum zaman naklederken kelimesi kelimesine naklederim. Yani bizim bu dini şeyde ayet hadiste böyle bir şey olduğu için Hassasiyet. sanki sizin normal bir konuşmanızı da öyle değerlendirin. Böyle bir tipimiz var bizim yani. Onu süzgeçten geçirmeden aynı kelimelerle tabir ediyorum. Ettim. Burada da sizde de ettim. Ondan sonra fakat sonra e, bu dernek meselesi e, şimdi olunca dernek resmi şeyi lazım şusu lazım o dernekler var. Yok değil. Ben de bu sefer dedim ki yani 150 kadar e, o arada ben zaten beni savcılık çağırırsa şudur budur ...bir araştırma yapayım dedim. Kendi yaptığım araştırmalarla... ...yani yakın çevremden bir 70... ...150 kadar... ...isim, cisim buldum. Fakat öyle bir mesele ki... ...bayağı gençler var, arkadaşlarım var... ...şimdi... ...bunların isimleri çok... ...kullanılan isimler. Mesela takva... ...mesela tevhid... ...mesela vahdet. Ya şimdi bir vahdet diyeceksin... Bilmiyorum ki dernekler masasında kaç vahdet var. Belki o vahdetin kimisi selefi, kimisi normal, selefi melefi değil. Anadolu'nun bir vahdet, kötü bir isim değil ki. Tevhid, Allah'ın tevhidi. Takva kötü bir isim değil ki. Şimdi FETÖ'nün hizmet gibi. Şimdi hizmet, cemaat kötü bir isim değildi ki. Bunlar ismi kötüleştirdi. Yezid kötü bir isim değil ki. Esasen sahabeden Yezid. Ama Hz. Muhammed'in oğlu olan Yezid, pis herif, İsmiyle keledi. O Yezi'din yüzünden kimse çocuğuna Yezi't takamıyor. Yoksa Yezi't bereketten, ziyadelikten geliyor köken olarak. E şimdi bunlar nasıl ki Ama Hizmeti... Yezi't deyince hemen o akla geliyor. Yezi't o akla Muaviye geliyor. Yoksa Yezi't'ten o doğmadan sahabeden falan Hazreti Ömer'in kardeşi de var. Yani buradaki bu isimler tevhid, vahdet, takva, makva Kur'an'da geçen, hadiste geçen tabirleri bunlar iç etmişler memleketi batırmışlar. E şimdi biz bu sefer dedik ki kardeşim bir işin içine girdik ama gireceğiz ama biz şimdi çağırırlarsa bir vahdet atacağız ortaya. Adam hangi vahdet diyecek? Ben bilmiyorum ki dernekler masasında belki 30 vahdet var. 40 tane takva çıkabilir. Bizim de İslami camialar ekseri birbirine yakın isimler. Hak ve hizmet şu bu çok geçiyor yani. Benzer tabirler kullanılıyor. Benzer şeyler çok kullanılıyor. Biz dedik ki al, al biz dedik büyük bir mesuliyetli işe gir, girdik. Bu arada bizi çağırırlarsa ederlerse ben burada şimdi çuval gibi al efendim 70 tane 100 tane bir şeyler buldum. Ne yaparsan yap bu da bana yakışmaz. Konuşmuş olduk bir şey. Arkadaşlar bir inceleme yapalım. Allah razı olsun bana yardımcı olun dedim. Ben dedim internete giremiyorum. Onu bunu yapamıyorum. Bunun üzerine işte Saygı abi o arada da aradı işte. O bir hafta içinde. Ben zaten televizyonlara baktım. Ne zaman dediler ki savcılar niye çağırmıyor falan daha 2-3 günde o lafı duyunca daha Saygı abi aramadan da ben dedim bunun sonunda bir çağrılma olabilir bir hazırlık edelim. Sona baktım bir genç arkadaşlar hazırladılar fakat başka bir ekiple kıyas yaptım. Dediler ki hoca efendi sakın şimdi bu arkadaşların verdiği isimlerle sakın böyle bir şeye girme. Çünkü bu arkadaşlar doğru isimler vermiş olabilir ama bu takvadan 5 tane var. Bu vahdetten 10 tane var. Bunun hangisi silahlı, hangisi silahlı, hangisi selefi değil. Sen burada dedi mesuliyet şey yaparsın. İnsanlar basarlar edilir, ifadeye çekilir. Sen de ahirette de mesul olursun. E dedim abi o zaman siz daha iyi biliyorsunuz bu işi. Diğer arkadaşlar 30 senedir sahada. Bana dedim yardım edin. Peki dediler ama zaman lazım. E, tabii ki zaman lazım. O arada da abiye ben dedim ki ya abi işte bir 150 tane kadar bir şey çıktı. E dedi savcılık çağırırsa dedi verir misin dedi bunların isimlerini dedi. E savcılık çağırırsa dedim niye gitmeyeyim niye vermeyeyim dedim yani. Biz de dedim bir tespit yaptık. O 150, 150 dediğiniz dernek mi bunlar? Dernek. Yani yasal resmi dernek. Bu 150 kadar dernek var. Ha şimdi 2000'in de şimdi o. Ben dedim öyle bir telefonda konuştum. Bunun üzerine bu telefondan sonra o onu e, sözcü demine yazdı. Yazınca iş başka bir e, safaya döndü. Bu sefer e, efendim e, sözcüye röportaj verdi oldum. Ya Allah Allah ben sözcüye falan röportaj vermediğim için kimi tekzip edeceğim, kimi taslak geçeceğim şaşırdık. En nihayetinde ben sadece... Ya verseniz abi, ne olur ya? Yok ya. yani versem ne olur da ben böyle hani kaşınıyorum gibi hmm. beni niye çağırmıyorlar'a döndük. Ha yani. o anlamda. Ya ben böyle bir kaşınma olayım yok benim yani. Meşhur olayım, muhbirlik yapayım. Böyle bir derdim <laughs> yok yani. Veya devlet bana vazife vermiş, istihbarata çalışıyorum. Böyle bir vasıflar da başladı. Hak sözlerde, özgür derlerde falan. Tamamen her taraf bir rahatsız olanlar da beraber çok saldırıya uğradım. Ya kardeşim bana de, devlet bana mı düştü? Devlet bana niye vazife versin? Ben devlet vazife verirse, becerebileceğim yani, bir vazifese başımın üstüne. Keşke siz, hizmet edeyim devlettim ama böyle bir şey yok yani. Siz şey deseydiniz ya ben benim istihbarat teşkilatım yok, örgütüm yok. Devlet bulsun bunları. Yani silahlı yapılar var. Ha o zaman da diyorlar ki nereden biliyorsun silahlı yapı olduğunu? Ya işte silahlı yapı nereden olduğunu ben beş tane zaten haber aldım. E, yani haberlerden e, ulusal medyada çıkan şeyleri emniyetteki ifademde götürdüm Ben 4-5 tane silahlı resimde silah var yani adam Menzilciye Efendim İzmir'deki selefi Derneği meşhur selefi Derneği vasat kitabevi bilmem ne <laughs> çekmiş e, Efendim silahı menzilciye şeyin ortasında e, mescidin ortasında silah çekmiş. Ben zaten bu, bu bu bir herhangi bir yayın organında yayınlanmış. Yayınlanmış canım ben burada e, tamam. emniyete ben 5 4 e, tane 5 tane ya niye harekete geçmemiş diyorum ben de. Ondan sonra onlar birbirine tekfir etmiş. İki selefi birbirine girmiş. E bu Gazban ile E bu Haris grubu onlar pompalayı almış. Gitmiş öbür mescidi pompalı taramış. E bu haberlerde Şuraya Hayır bak ben... ya olaya bak. Ya bunların hepsi burada var. Biliyorum ben okuduğum ha, haberleri. Şimdi ben bu haberlerle ben şimdi emniyete gittim. Hani sen silahı nereden biliyorsun diyeceklerini bildiğim için dedim ben size ah. 4 tane, 5 tane görünen silah ve pompalı haberlerle geldim. Bunun ilahiriyesi size ait dedim. Ama dedim silah görünüyor dedim adam dedim menzilce kafadan hemen çekmiş dedim yani. Öbürü de birbirine kafir demiş. O da ona çekmiş dedim. Konya'daki grupta gelmiş bunları barıştırmış, sulh etmiş dedim. Ondan sonra bunları birkaç misal verdim. O arada e, biz, e, sorun şöyle de bir sorun oldu. E, i̇şte efendim şimdi ben bekliyorum, çağrılacağım, çağrılacağım. Şimdi savcılık e, haberler çıkıyor. E, savcılık e, çağırdı. Gitti mi gitmedi mi bilmem ne bayağı bir haberler, altyazılar geçiyor. Yani böyle önemli kanallarda geçiyor. Dedim Allah Allah dedim, avukatımı aradım. Dedim bak şimdi dedim, altyazılar geçiyor. Oradan buradan haberler bana geliyor. Ben dedim çağrılmadım. Benim adresime tebliğat gelmedi de. Şimdi ben bu işlerden çok bizar oldum. Bugüne kadar tebliğat geldi de gelmedi falan. Tevkif olur, celp olur. Bazı sorunlar da yaşarız. Bu, bu mekette ben neler gördüm? Ben çok zulüm görmedim. Yani, ulaşmamıştır e, çağrı. Ulaşmamıştır. Şimdi dedim bunu lütfen dedim araştırır mısınız falan savcıları aradı İstanbul savcılıklarını oralarını buralarını. savcılar dedi bir bir tebliğ çıkartmadık. O savcı diyor ki biz tebliğ çıkartmadık. Alttaki savcı soruyor o savcı diyor bizim ikamet adresimize. Orası çıkartmadık buram ama 2 3 günde bu dönüyor. çıkartıldı tebliğ çıktı efendim hem de ciddi kanallar. Bu sefer ben yine bir şey oldum yani ne oluyoruz dedim yani bekliyoruz. Bu sefer şey yok. Sonra avukatımızın işte emniyetten müdür beyimle aramış. İşte demiş e, ifade işte siz gelir misiniz falan. E bunun üzerine biz de e, tamam dedik. Siz emniyete mi gittiniz? Ifade emniyete de. gittik. Fakat şimdi emniyette bu sefer e, bir dediler vatan'a gelin. Ondan sonra dediler bir iki gün geçsin. Biz size adresi bildireceğiz dediler. Ya bu sefer yani güvenlik şeyinden bu selefiler çok hareketlendi bilmem ne bana da büyük zaten. Zaten ben IŞİD'in listesindeyim. Yani bayağı bir tehlikesindeyim tabii. Bu sefer onlar güvenliği şey yaptılar. Bizi işte şuraya gelin demişler. Avukat da bana adresi de vermedi. Nereye gidiyoruz, ne yapacağız falan. Ya abi dedim sabah gideceğiz, akşam toplandık. Akşam yar yarın sabah cuma gideceğiz dedim. Nereye gidecekmişiz dedim falan. O da dedi ki Hoca dedi sen dedi bana dedin ki dedi beni bana sır verme bir şey söyleme çünkü bana söylediğim bir şeyi bir bana sorar sonra telefonda veya bir yerde canlı yanında da söylerim. Dedin dedi bana da emniyet dedi ki dedi bir tek sen bil dedi dedi. Ben o zaman söyleme dedim. Gittik işte oradan oraya gittik. Oradan o arabadan o bindi onu, onu takip et ona bir yere geldik. Casus filmi gibi. Yani ben tabii şu bölge olarak tam şey olsa şimdi tarif edemem yani. Bir binaya geldik. Efendim tabii emniyetin binası hani öyle pastane değil. E geldik bir yere ondan sonra oradan şey buldu. E dediler böyle böyle. Şimdi orada benim ifademin şeyinde... Çok özür dilerim. Nedim savcılık yerine polise ifade ver Savcının talimatıyla. Ha, polis alıyor ifadeyi. Tabii savcıya, savcıya Şimdi savcılıklardan bize bir tehlike gelmedi. Tabii evet, tabii. Savcı emniyete talimat veriyor. Ben Nedim'e yöntem açısından evet. sordum nasıl oluyor diye. Ben şimdi sordum. öyle bir şeyler oldu ki bütün şimdi haberciler arıyor. Bizim telefonlarımız, her avukat telefonu ne olur? Şeyde bekliyorlar. Bir hafta sıralı bizi şeyde beklediler. Efendim, e, Çağlayan'da. Geleceksiniz diyor şimdi. Ya diyorum bize bir tebliğ gelmedi. Adliyede bekliyorlar. Ha Biz diyorum yani. gelmeyeceğiz diyorum. Nasıl gelmeyeceksiniz ya diyorum. Ya diyorum biz diyorum bize böyle bir tebrik gelmedi. Çağlayan'la ilgili bir şey yok diyorum. Diyor ki yok diyor biz diyor haber aldık canım diyor. Burada diyor savcı bey diyor tebrik çıkarttı diyor. Biz biliyoruz diyor geleceksin diyor. E gelmeyeceğiz dediğimiz zaman e, görürsün nasıl geleceksin. bunu. Ya bize böyle sanki bunu bir suçluymuş suç gibi muhabirler hı hı hı. arıyor. Hı hı. Ama şeyin muayene bayağı bir kabadayı kanallar yani böyle. E, yani meşhur kanallar en meşhur kanalların hey, bu, Savcı zaten emri şeye vermiş e, talimatı vermiş. Yani emretmemiş. Ve şey polis uzman uzman polisler olduğu için bu bahsettiğin selefili konusunda onlar sizin bilginize başlar. Emniyette selefi der masası var mıdır? Var var tabii. Uzman tabii, polisler tabii. var o konuda. O masası işte yani, yani, Zaten masası. geçenlerde şeyde emniyet müdürlüğünün yani emniyet genel müdürlüğünün yazdığı bir raporda kamuoyuna yansıdı ama hani bazı parçaları e, selefiler konusunda çok ciddi çalışmaları var yani. Öyle bir muamma olduk yani biz dedik herhalde biz suçlanacağız. Bak geleceksin görürsünüz geliyor musunuz gelmiyor musunuz? Biz biliyoruz bilmiyoruz ama bir haftada bu devam etti yani. Devamlı telefon tacizi. Neredesiniz şu anda çıktınız mı? Hı -hı. Ya böyle bir saat yok vakit yok bizi çağırmadı adliye. Ondan sonra yani ne oldu sonra? büyük bir sansiyondan sonra biz de bu hazırlıklarımızı yaptık ama tabii şimdi ben bir beş dosya kadar resimler Böyle şunlar bunlar. Bazı dernek isimleri falan hazırlamakla beraber gittik. Burada o emniyette bu işi bilen arkadaşlar olduğunu anladım yani. Müdür bey de vardı herhalde. Müdür yardımcısı mıydı bilmiyorum. Onlarda da baktım. Selefi şeyini çok iyi biliyorlar. Şunları bunları. Yani dediler haklısınız. Bu iş ciddi bir meseledir. Tehlike büyüktür. Biz de bunları peşindeyiz falan. Siz bize ne bilgiler verebilirsiniz dediler. Ben bildiğim bazı şeyleri söyledim ama ben tabii fikir olarak yani selefilin fikir yapısı nedir? Beyin yapısı nedir? Tekfircilik, insanların canını, malını, ırzını, namusunu, kızını, karısını cariye helal saymak bu büyük bir konular. Bana bunlar esasen hani belki şey olur. Onları bir şey sormadılar. E, fakat biraz için entelektüel boyutunu anlatmak boyutunu istedim. Boyutunu biraz daha anlatmak istedim. Yani buradaki beyin yapısını çözelim ki altyapıyı çözeriz Ama falan. Ama onu, onu çok iyi çözmüş Onu biliyorlardır. Onu. Onlar çok biliyordurlar. Şimdi burada bana mesela orada birden şey söylediler. Yani şeyden bir adres verebilir misiniz? Mesela e, Adıyaman. Şimdi sen e, dediler laf olarak Adıyaman'dan la, <laughs> efendim e, Batman. Batman. Ve Adıyaman'ı söylediniz. Bizim ben zaten, ben, ben Batman'da selefilik yoğun demedim. Ya yani ben Adıyaman'da böyle bir oluşum var. E, Batman'da da bunun karşı cephesi olarak, efendim, e, Şii tarafı. E, İran yanlısı, e, evvelce İran yanlılarıydılar tabii bu Suriye olaylarından önce. bu Suriye olayı biraz işi karıştı, değiştirdi herkesin şeyini. Orada da öyle bir ekol var, Burada birbirine girmeye müsait bir durum var dedim. Yoksa ben Batman'da Selefi ağını demedim. Şimdi bana dedi ki Adıyaman'da bir adres verebilir misin dedi. Şimdi polis doğal olarak polis memuru kardeşimiz. Ya dedim efendim dedim ben şimdi dedim bunları izlenimlerimden iz şey yaptım ama adres veremem dedim. Şimdi benim bu adres veremem gibi ifademde geçen bir iki laftan yani adres veremem derken biliyorum da veremem değil. Ya adres bilmiyorum yani ben şimdi Adıyaman'ın şu ilçesi, şu mahallesi. Şu... Peki <laughs> adres bilmiyorsunuz da orada böyle bir potansiyelin olduğunu nereden biliyorsunuz? Onu nereden biliyorum? Ama şimdi orada aklıma gelmedi. Yani o ifadede o anda aklıma gelmedi. Daha orada arkadaşlar e, kafamı zorladım aklıma gelmedi. Cuma yaklaştı, e, ifadenin vakitçe Cuma'ya yetişeceğiz. Sen dediler hoca Cuma'ya gider gidersin. E dedim tamam ya ifade biterse Cuma'ya yetişeceğim zaten. Eve gidemeden yolda Cuma'ya gittim zaten. Ve 3 saat sürdü yani yine. 3-3,5 üç, üç saatte biz orada şaka şamata yapmadık. Hiçbir muhabbet yapmadık. Yani ifade verdik. E, fakat e, sonra mesela Adıyaman'daki olay biz zaman çıktım falan aklıma geldi. İşte oradaki bir İslam çay ocağı. E, İslam çay ocağında 40-50 kişilik bir grubun Cuma kıldığı şu kıldığı bu kıldığı. Fakat ondan sonra oradan 3 tane canlı bomba yani benim beynimde şimdi mesela ben senelerdir takip ediyorum. Ama şimdi beynimde Adıyaman işi kalıyor. Ama Adıyaman kaldığı zaman ben oradaki İslam Çay Ocağı'nın adresini bilemem. Zaten buradaki dernek meselesi de ben ifademde dedim ki efendim dedim sen dediler 2000 dernek meselesini. Ben de bir kişinin ismini verdim. Bana dedim bu kişi dernek olarak telaffuz etti. Fakat şu anda ben sonradan bu haberler çıktıktan sonra size ifadeye gelene kadar geçen işte ne bileyim 15-20 gün oldu. Bu süreçteki anlayışım şudur, araştırmaların neticesinde buna yapılanma diyelim dedim. Biz buna yapılanma diyelim dedim. Buna yapılanma dersek bu 2000'i bulur dedim. Nasıl bulur dedim. İşte bir dernek adı veriyoruz. Bu derneğin 81 ilde mescidi var. Ama bu mescitler minareli kubbeli değil. Binanın taras katında veya bodrum katında veya merdiven altında. Şimdi burada 81 mescit bir dernekte olunca bunun bulur. Bunun 2000'i bulur dedim. Fakat dedim biz buna dernek lafından yani kamuoyundan da özür dilerim dedim yani şey olarak. Sonradan da birkaç vesileyle söyledim. Yani dernek nakil yaparken ben bunu naklettim. Ama burada yapılanma var. El mühim. Burada zarar ve şer mühimse. Ben dedim Adıyaman'daki orada o ifade Adıyaman'daki çay ocağı meselesini diyemedim şey olarak. Yani Adıyaman'dan belli bir adres verebilir misin dedi. Belli bir adres veremedim. Bu veremedim lafımdan da hiçbir adres veremedi. Hiçbir bilgi veremedi. Palavra sıktı. Bomboş çıktı. Ya çevirdiler. Hmm. Halbuki ben silahların resimleriyle, görüntüleriyle dernek, üçte beş tane silahın görüntüsüyle derneğin kitap evinin resmini de verdim. Hem de ulusal kanalda çıkanları verdim yani. Haber kanallarına çıkanları e, Polisler demediler mi? Hocam biz zaten bunları biliyoruz. Bunlar zaten e, kamuya açık, açılmış yani haber olarak yayınlanmış. Biz de takip ediyoruz. Selefilik masasındayız, Deaş masasındayız. Bunlar bizim için yeni şeyler değil demediler. demediler. Sadece benim ne diyeceğimi yazdılar. Bana sen böyle boş konuşuyorsun veyahut da ne biçim konuşuyorsun demediler tabii. Şimdi biz burada e, bu ifadeler... Ben şimdi o arada çalışırken diğer arkadaşlarla kıyas yaparken bu işler kolay değil. Arkadaşlar bana dediler ki, hocam dediler, biz dediler sen bu ifadeye gideceksin çünkü kamuoyu baskısı var. Herkes peşine düştü bu işin. Sen bu ifadeyi verirken 5-10 tane yani işte 5 kalesör yapmıştım. Kendine göre toparladıklarını ver. Ondan sonra da dediler bizim ismimizi ver. Sen bu sağlığın müsait değil, efendim. internete giremiyorsun, çıkamıyorsun, bu kadar çalışacak vaktin, halin yok senin bu incelemelere. Biz bu işlerde zaten 30 senedir sahadayız. Ya, sorumluluğu biz İd alalım. İdlib'de de onlar <laughs> ama onlar benim birlikte çalıştığım arkadaşlar. Yani öyle rastgele bana telefon gelip de birileri biz üstlenelim bu işi demedi yani. Benim de programlarına katıldığım, derneklerinde sohbet yaptığım, geçmiş 30 senelik hukukum olan bir yapı. Bu arkadaşlar şu anda da İdlib'de yani her yerde hizmetleri, faaliyetler var Selefilere karşı. Devletimizin yanında milliyetçi bir kadro. Bu kadro ile ben zaten, şimdi ben o ilk gençlerle kıyas yapınca onlardan gelen 70-150 dernek o ilk hafta hemen bunlara attım. Dedim ki bu şeylerle ben gidersem yanlış yere birilerin adını verip de onları zora sokar mıyım? Bir kıyas yapar mısınız deyince onlar evet. bana dediler ki sen dediler hocam bu gençler falan tamam selefi paylaşımlardan dolayı bunların atların şeylerini bulmuşlar ama bunun silahlısı var silahsızı var fikir bazında kalanı var tekfir edeni var etme burada dediler çok büyük bir tafsilat var ve bunların isimleri müşterek 40 tane takva var 50 tane vahdet var. Bu işi böyle yapma dediler. Ama ben dedim tehir edemem savcılık beni yani emniyet çağırdığı anda ben artık zaten medya 15 gündür bunu konuşuyor. Ben mecbur gideceğim. Hatta ben de 2-3 gün izin istedim yani. Yine kendim toparlanmamı yaptım. 2-3 gün izinle cuma günü gidene kadar. Onlar da dediler ki o zaman biz bunu çok detaylı bir şekilde e, tafsilata sokacağız. Her türlü hazırlığımızı yapacağız. E, sen bizim adımızı ver. Kendin bildiğini ver. Geri kalan yani bildiğim derken ben ispatlıyı yani silah elinde bilmem ne bilmem ne. Geri kalan dediler bize yaz. Ben de e, ifademde dedim ki falan abimi falan isimli falan soyadlı kişi. Bana da yani ben de buna güveniyorum. Bu arkadaşlar burada ehliyet ve liyakat sahibidir. Çok detaylı bir araştırma yapacaklar. E, onlar da benim dosyama ilişik olarak atıf olarak buraya atfediyorum dedim. Onlar dosyalar getirecekler dedim. İşte ben demek 25 Eylül demine gitmişsem ifadeye. 9 Eylül'de gitmişsin. Yok, yok pardon. Bunu çekeyim 25, o, onu çekeyim. 25, onu çek. 25 Eylül'de falan ben Cuma Cuma'ya denk gelende ben gittim. İki haftada onlar geçti. Çünkü emniyet oradaki müdürler falan onlara dediler ki siz bir detaylı çalışmanızı yapın. Paslaşalım dediler. Onlar, onla, ben onlara iki defa telefon ettim bizim arkadaşlara. Gittiniz mi gitmediniz mi? 4-5 gün geçti, gitmedi dedim. Niye gitmediniz hala? Ya şimdi sağ, e, şeyle emniyetle görüştük dediler. Onlar da dediler ki efendim e, siz ne, daha çalışmanız devam ediyor mu? Devam ediyoruz dedik dediler. Yani isterseniz hemen gelelim ama detaylandırıyoruz da bayağı teferruat var. Emniyette bize dediler ki teferruata ne kadar inebiliyorsanız <laughs> ne o kadar, kadar detaylandırabiliriz. O kadar inin. Acil bir durum yok. Eee Paslaşalım dedi. Böyle 15 gün geçti. Bu 15 günde de onlar tamamen dökümanlarını hazırladılar. 13 Ekim yani benden de hemen hemen işte 15 günü geçmiş. 13 Ekim günü bu arkadaşlar gittiler. Ben devamlı takipteyim tabii. Ne yaptınız, ne yaptınız, ne yaptınız? 757 sayfaya imza attılar. 700. Bayağı 757 sayfa ya imza attılar. Polise verdiler bunu. E tabi emniyet IŞİD masasına işte neyse terörlüğün o bölümüne 13.099 sayfa da döküman verdiler. Belgiyle. Dergiler, kitaplar, efendim dijitaller, bütün efendim basılanlar, yayınlar, şunlar, bunlar. Peki operasyon 99'a 757 onların, onların hazırladığı dökümanlar sizin ilk başta telaffuz ettiğiniz 2000 rakamını veya başka bir rakamı teyit eder bilgiler miydi? Teyit eder Örtüşen... bilgiler. Evet. Yani, tabii teyit eder Mesela operasyonlar... size verdim orada. Şimdi o mesela bir tanesinin Ebu Hanzala diyelim. Şu anda 25 sene herhalde ceza aldı. Hı. Halis Bayuncuk mu ne işte adı. Bu Ebu Hanzala'nın şeyi sırf Nedim Bey'in elinde orada. Ben biraz küçük çıktı almışlar. Ben biraz büyük aldırıyordum. Hı o bana başkalarından geldi. O çıktıya göre bakın şimdi orada kaç tane YouTube adresi, kaç tane evet. Fransızcası, Kürtçesi, Türkçesi. Ondan sonra efendim nasihatlar sitesi, bilmem neler sitesi, o mescidi mescidi, kitabevi, bilmem yani bu hanzala dedile, denilen kişi hapiste şu anda değil Hapiste. Değil mi? Evet, evet. Peki bu şahıs Türkiye bu parayı nereden Türkiye'de. buluyor acaba? Bu kaynak nereden? Yani benim kaynak kesinlikle dışarıdan geliyor. Yani Türkiye'den de belki Bunların Türkiye'de tabanı oluştu. Biraz yardım yardım gelmeye başladı bunlara. Eskiden bunlar kimseden yardım alacak güçleri yoktu. Ha yardım da topluyorlar. Dışarıdan da para geliyordu. Dışarı, dışarıdan illa ki şimdi bir yani Körfez ülkelerinden geliyor. Yani aslında Suud diye şey diyorlar ama Suud esasen şu anda Selefilerle Suud çatışıyor. Onu tam anlamıyorlar. Şu anda birçok Vehhabi hocası, Selefi Vehhabi hocası Suud'da hapishanede. Onu da millet tam bilmiyor. Ama Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri gibi evet. e, o gibi e, yani Siyonizmin şeyiyle, İngiliz'in, Siyonist'in şeyiyle çalışanlarda e, destekleme var. Ama Selefilerin de birçok farklı farklılaşan görüşleri var. Yani Soğutların desteklediği Selefiler de var, Irak'ta desteklenen de var, Suriye'den desteklenen de var. O tek taraflı değil. Yani selef değil. Selefilik tabii... bir mezhep olmadığı için bir uygulama, bir, bir tavır ve e, sert bir tavır eh çatışan yerleri de var. Vehhabiliğe benzeyen yerler çok fazla var. Yok yok çok fazla. Vehhabi hemen hemen abi, eşit. Abi. Ama tabii Suut'un kendi devlet görüşü artık Vahabilikten soyutlanma. Ya Türkiye'deki zorun... benim anla, anla, yani ben de sizinle konuştan sonra epey bir okuma yapmaya çalıştım bu konuda. Buradaki yorumları biraz bu selefileşen, selefi kimlikli grupların e, temel özelliği operasyonel hale gelmiş olmaları. Yani her biri bir ülkenin, bir grubun desteklediği yapılara dönüşmüş olması. Ve bunlar bu anlamda ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirildiğini algılıyorum. Yani bunu devletin ilgili kurumları da bu anlamda inceliyor. Sizin bu anlamda e, yurt dışıyla bağlantılı olan, mesela isim isim verebileceğiniz e, gruplar var mı? Yurt dışından doğrudan e, desteklenen. Ya Yurt dışından şimdi bunlar mesela bu Anzaleler, ondan sonra o Konya'daki işte efendim, Onları verdim şeye ben emniyete. Onların hepsi IŞİD'in e, işte 5 sene evvel 5-6 sene evvel IŞİD'in sorumluları. Evet. Yani IŞİD'in Suriye'de gitmiş. E şimdi mesela burada yakalan ben seçim tek tek bir 15-20 tane misal vereceğim. Bir şey soracağım. Mesela o onda, Fransa'da aranan şimdi Adana'da yakalandı 3 şey gün evvel. O, yani bunların hepsi o, Musul sorumlusu o Operasyonlar. Bana. Yani bunların hepsi Türkiye'de çirit atıyor. O operasyonlar bu sizin arkadaşlarınızın verdiği 750 sayfalık bilgiyle bilgilerden yola çıkılarak yapılmış olabilir mi emniyetin yaptığı? Yani onun şimdi emniyet niye göre yaptı neye göre yapmadı bilmiyorum ama şimdi bir gerçek var. Bakın bizim süreci başlattığımızdan sonra sosyal medya hesaplarını kapatmaya başladılar. Ümraniyelerden tutar ya. Şimdi bizim arkadaşlar Ya bu kaçmak anlamına geliyor. Şimdi şuna bakın. Eğer sen bize iftira atıyorlar bilmem ne falan diyorlardı. Bunlar o kadar rahat hareket ediyorlardı ki sitelerinde şurada burada. Tekfir etmek, kafir demek. Başlarına bunlar, bir iş geleceğini anlayınca e, şimdi, mı kapattılar. Şimdi tabii biz, biz buradaki bizim bu süreci başladı buradaki programdan sonra e, öbür programlarda işte ertesi 15 gün sıralı bizim bizden sonra 15 gün bütün televizyonlar bunu yaptı yani haber kanalları. Bu arada bunlar anladılar. Şimdi sosyal medyasını kapatmaya başladılar. Mesela binlerce takipçisi olan sitelere ulaşılmıyor. Şimdi Lokallerini kapatmaya başladılar. Şimdi bunlar arkadaşlar diyor ki, ya diyor dün diyor girdik, bugün siteye giremiyoruz. Devlet kapatmadı ki. Kendileri kapatıyorlar. Devlet kapatmadı ki. Biz bunların hepsini... o Patlatıyorlar arkadan, kendileri. Hepsi kendilerini kapatıyor. Ben de diyorum ki, biz madem mübalağa yaptık veya sizi şabeye soktuk, senin mahzurlu işin yoksa... Niye kapatıyorsun? Niye kapatıyorsun kardeşim? Bana da adam... Cübbeli şeyh diyor, tarikat diyor. Ben şeyh mi? değilim. Tarikat lideri değilim bir şey değilim ama şimdi bana herkes her dakika bir şey söylüyor. Bütün televizyonda beni. Peki ben sistemi mi kapatıyorum? Evet, tabii. Ha niye kapatmıyorum? E çünkü sen bana bir isnat yapabilirsin. İspat ben cevabını veriyorum. İspatla görevlisin. Ondan sonra benim ne kadar illiyet bağım olan şeyler varsa teşeller. Şeyh'im demiş miyim? Bana şeyh diyen var mı? Bilmem ne. Çıkar ortaya. Ben niye bir yerimi kapatmadım? Ya illegal, kadar? illegal iş yapan kapatır. Ha bunlar bir defa en mühim benim dediğim lafların altının dolu olduğunun en birinci özelliği dünya evet. kadar site kapandı. Hı -hı. Kapandı. Şimdi ikinci bak. şimdi... De, i̇kinciye geçmeyelim. Reklama gitmem lazım. Tamam. Ee, şimdi bir kısa ara veriyoruz. Ama sorularınızı bekliyoruz. Tarafsız bölge eşlikiyle sosyal medyadan Sorularınızı bize yollayın Cübbeli Ahmet'e biz de soralım kendisine ee, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Çok. Evet tekrar birlikteyiz devam edeceğiz. Ya bu Selefilik konusunda yeterince verdiğiniz ifadeyi de anlattınız. Sayın seyirciler ben bir daha söylemek istiyorum. Hani Türkiye'de fikri takip yoktur. Bir şey konuşulur. Öyle bir bir hafta iki hafta konuşulur. Sonra unutulur gider. Biz öyle yapmayalım dedik. Yani konuyu yeniden gündeme taşıyalım. Ee, polise, savcılığa, dolayısıyla savcılığa verdiği ifadede hangi bilgileri aktardı Cübbeli Ahmet Hoca? Onları kendisinden dinledik. Çok konu var size soracağım. Ee, Hakan Bey de katılacak, Nedim de katılacak. Şimdi şunu ben bilmiyordum mesela. Sizle bunu sizi de burada konuştuktan sonra bu olaylar başıma gelince bana da haberler tabii gelmeye başladı. İşin ee, işin yani ciddiyetini anlamak bakımından e, 2016'da Hürriyet'te bir haber çıkıyor. Emniyetin Selefi raporu diye. Evet. 2016 raporu Türkiye tabanları 20 bine ulaştı bu bir tehdit diyor emniyet Bunları mesela ben bu şekilde okumamıştım Ama ben e, çevreden e, sahada gözden. ben halk adamıyım Şimdi o geliyor çocuğum zehirlendi Öbürü geliyor kızım bunlar kaçırdı Ö, Öbürü geliyor işte efendim ya diyor bizim kursta bir Kur'an kursunda böyle bir zihniyetli biri geldi 3-4 talebeyi bozdu Şimdi biz bunları son zamanlarda aşırı çünkü neden internetlerde çok yayın yapıyorlar. Bu internetler serbest olduğu sürece bunlar çünkü bunlar tekfirci. Yani terörist bir yaklaşım bu. Size kafir diyor, bana kafir diyor, öbürüne kafir diyor. Kafir demenin yanı sıra öldürenin öldürdüğünü sevabı var. O karısı yani, kızı kafir. Yani kafir dediğinin de öldürülmesi gerekiyor. Öldürülmesi söylüyor. gerekiyor. Ondan sonra öldür efendim karısı kızı, ya şimdi öyle bir boyutu var ki onları da işte tam bana fırsat olup anlatamadım da. Adam diyor ki mesela burada var. Bunlar açıkça video çekiyorlar. Diyor ki kocası müşrik olan kadın ne yapsın diyor şimdi. Kocası müşrik olan kadın. Bu iki tane video çekmiş. Bir tanesi Konya'daki çekmiş. Diyor ki bu kadına, bunun diyor, zaten diyor sizin diyor, bu adam diyor. Işte adam niye müşrik ama? İşte adam niye müşrik değil mi şimdi? Hani adam Kur'an'ı mı inkar ediyor? Adam ben Müşrikten Müslüman, kastı ne? Müşrik yani kafir, dinsiz. Allah'a ortak koşuyor. Şimdi Allah'a ortak koşmak için ne yapmak lazım yani? Biz bize göre değil mi şimdi biz normal bir vasat Müslümanız. ehl sünnetin ortalaması, diyanet Müslümanı diyelim. Nedir yani müşrik? Bir adam Kur'an'ı inkar eder, ayeti inkar eder, Allah peygamber, amen inkar eder falan falan. Bir müşriğin bir şey belli yani Allah'a ortak koşuyorsun falan. E şimdi bunlardaki müşrik ne? Buna da müşrik. Rey vermeye gittiyse... Oy de, vermeye. Tabii oy vermeye gittiyse müşrik. Bitti. Allah Allah. Ama işte bunları konuşalım. Şimdi bunları anlamadan millet anlamıyor. Bizim derdimiz ne bunlarla? Şimdi bana diyor ki rakipleri ya benim bununla ne alakası var? Ben bu saatten sonra hakikaten bıktım. Yani uğraşmak... Istedim. Benim ne işim var? Ben rakibim olacak da ben mürit mü topluyorum da? Ya para o zaman topluyorum? Türkiye'de... Bana ne abi ya? Eğer oy veren kafirse... Müslüman yok. Türkiye'de Müslüman kalmaz efendim, ya çok bakın, yüksek oranda bakın, oy Bakın adamların şeyleri var yani dergileri var bir tanesini getirdim İsmini vermiyorum reklam yapmayayım. Bu dergilere hala ulaşılıyor yani hala şu anda girseniz şu anda ulaşılıyor ve o derginin başında adam bizim askerimizi koymuş efendim taht düzenine hizmet ediyor Tağut işte şeytanın iblisin düzenine diyor bizim devletimize diyor bunu buna diyor hizmet ediyor diyor. Bak adam orada şu anda bu adam serbest. İzmir'de kitap evi var bilmem ne mescidi toplantı yapıyor. Şu anda bu içeride değil. Öyle şu, mi? Evet evet şu an o adam adam ne diyor biliyorsun? Diyor ki askere giden de kafir diyor. Orada diyor silah alıp da diyor şey yapmasa da diyor soğan doğrayan da kafir, Tabii. patates soyan da peki, kafir. Diyor. İfadede bu adamı söylediniz Söyledim, mi? Söyledim, verdim. Benim kendi verdiğim ifadede e var. Peki ifadeden sonra hala serbest mi adam? Ya serbest adamların videoları var. Ama, ama e, Ahmet Bey burada Şimdi iki diyeyim, boyutu öyle... var, olayın iki boyutu var. Bir tanesi eline silah alan terörist boyutu, işit gibi. Öbürü yani. de fikir boyutu. Dediniz, bahsettiğiniz fikir boyutu. O i̇şte zaman Süleyman... burada görev, burada görev ha. kime düşüyor? Çünkü bahsettiğiniz şeyi din zanneden, din o olduğunu, sadece bundan e, müteşekkil olduğunu zanneden bir grup da var ve bunların peşine takılıyor. O zaman eksiklik nereden kaynaklanıyor? Eksiklik. E, ama Nedim, şimdi adam e, senin askerinin fotoğrafını koyar bu taahhüt düzeninin bekçisidir derse, tabii. şeytan düzeninin bekçisidir derse, askere gitmek e, kafirliktir derse tabii. Bu fikir düzeyinde algılanacak bir şey değil ki Hayır. bununla kriminal anlamda da, kriminal da mücadele. Kriminal anlamda eyleme geçmeyince fikir o, mi oluyor yani? E, fikir oluyor. Yani şimdi şöyle, bunu şu yurt dışından işit yapıyorsa tabii olmuyor. Ya yani terör örgütü <laughs> bunu yapıyorsa, onun dergisinde yapılıyorsa tabii ki onun propagandası. Bahsettiğim şey Türkiye içinde Selefi gruplar Ahmet Bey'in söylediği Türkiye içinde bazı dernekler, mescitler olan gruplar konuşmalarında, sohbetlerinde, yayınlarında hayır, bunu anlatıyorlar. İzmir'deki adam açıktan <laughs> diyor, bunu yazıyor, çiziyor diyor. Ama şey eğer tabii onu suç değil mi yani? O tabii şimdi bakın onu öyle tarif edebilir. Ama bu Türkiye'de olanlarla ilgili operasyon yapacaksanız ya da bir bitti bir, bir, bir hukuki işlem yapacaksanız onun aksiyona geçmesi lazım. Bir silah bulmanız lazım, silahla eyleme katılması lazım. Hayır, Öbürkü kendi içinde kapalı ve sistemi reddeden yayın yapıyor ve yayında diyor ki burayı yani diyor. bu bir suç değil mi mesela Türk askerini kafirlikle suçluyorsun. Türkiye'yi bütünüyle zaten oy kullanan mesela Kafir Türkiye'de diyorsun, oy seçimi ondan yapıyor. sonra da diyorsun ki kafiri öldürmek o, o gerekir diyorsun. Onu derse tehdide girer zaten. Onu, onu bir şey söylemiyorum. Bahsettiğim şey bunlar şöyle yapıyorlar çalışmalarında. Çalışmaları... Tanımlar yapıyor. Kitaplarına tanımlar yapıyor. Öldürmek lazım olduğunu açıktan söylemiyorum anladım bunu işit yapıyor sadece hay yani sen eğer dersen ki Türkiye'de şu anda bir şeytan düzeni var bu düzende askere gittiğin zaman şeytan düzenine hizmet eder ve kafir olursun derse ben bunun suç olması lazım. Suç olması gerektiğini ben. Ama evde şey, suç olmasa da. hiçbir şey yapmıyorlar. bizim meselemiz ne? Nasıl ki önleyici bunun... tıp yok. Hasta ya, olduktan sonra Ahmet uğraşıyorsun. Bey, bunun bununla ilgili bahsettiğiniz bağlamda yazılmış kitaplar var. İnternetten ben ulaşabiliyorum. Yani indirip PDF'ini okuyabiliyorum ya, yani. Bu netlikte. Bu, ya, tabii. Önleyi, önleyici tabii. kanun yok bizde. Tabii. Bizde devletin dibine dinamik koymuş. Adam devleti, vatanı böldürecek şeyler. Fikir görüyor bunu ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bu suç olması lazım. Askerlik yapana efendim diyor ki kafir oluyor. Soğan da soracak kafir oluyor. Bir şey soracağım. Bu suç Suriye, olmalı. Değil ama suç. Suriye'de bunlar bayağı etkindi. Temizlendiler. Bittiler. Buna rağmen hala Türkiye'de bu kadar failler Belki de oradan... Türkiye, Türkiye Suriye'de nerede temizlendiler? İdlib dolu. İdlib kaldı. Mesela. İdlib kaldı tamam. Ama o de devlet kurmuşlardı neredeyse. E tam kur, neredeyse diye kurdurmuştu ya o diye. Tamam. Kurdurmuştu. kurdurmuştu diye. E tamam. Ediyormuş. E şimdi onları yine bir yerlere e, uçakla, otobüsle aldı bir yerlerde saklıyor yine. Ne zaman lazımsa yine toparlayacak onları bir arada bir devletin içine edecek. Ya yani bir, bir devleti peki, daha öldürecek yani zihni onlar duruyor yani. Ben şeyi merak ediyorum. Bu zihniyet kendisine nereden kanıt buluyor? Kuranda, hadiste. Kanıt bulabiliyor mu? Yani mesela Musa var bizim e, hürriyet muhabiri Musa Kesler diyor ki İstanbul'a gelseler Sultanahmet Camii'ni, Eyüp Camii'ni yıkarlar. Çünkü kubbe ve minareyi de küfür sayıyor bunlar diyor. Yok kubbeyi minareyi küfür saymıyor bidat sayıyor. Bidat Türbeyi şirk sayıyor. Yani türbenin kubbesini şirk sayıyor. Yani Eyüp Sultan'ın türbesinin kubbesini sayıyor. Yani orayı yıkar. Camiinin kubbesini bidat sayıyor. Eyüp Sultan'ın türbesini yıkar. Tabii Eyüp Sultan'ı hemen patlatır. Ondan sonra ya bu Abdülvahap şey, onu biraz vakit olursa anlatabilirsem Selefi'nin aslını İbni Abdülvahap denen yani Vahabili Kur'an 250-300 sene evvelki kurucusu Ahsa'da bütün evliyanın türbelerini umumi tuvalet yaptı. Ne? Umumi tuvalete açtı yani. Evliya türbelerinin üstüne bütün millete umumi Nerede? tuvalet yaptı. İşte Suudi Arabistan'da Ahsa diye bir bölge var. Oraları ele geçirdi. İşte Osmanlı'ya karşı çıkan işte Osmanlı ile savaştan... Peki nereden... Biraz şeyim, Bir dakika. Yani Evliya'nın türbesini umumi tuvalet haline getirmesinin Kur'an'dan, hadisten nasıl bir şey çıkartarak bunu yapıyor? Yani ne diyor da bunu? hadisten bir şey çıkartmıyor. Yalnız hadiste şöyle bir şey var. Yani işte nerede bir e, yüksek kabir görürseniz işte düzleyin gibi bir hadis var. Bu hadisi yanlış yorumlu. Şöyle hadiste e, türbenin yanında heykel veyahut da tapınılan kabirler var. Şirk dönemi, cahiliyet dönemi. Bunlarla ilgili hadiste efendim bunları düzleyin. Yani şirke Allah'tan başkasına tapınılmaya vesile olmasın diye bu hadis var. Fakat kabrin üstüne bir taş koymak, bir ismini yazmak. E bunu peygamber kendi yapmış. Osman bin Mezun'un kabrine e, ilk muhacir öldü Medine'de o dedi ki kardeşimin kabrini dedi kaybolmasın dedi. Taş koydu. Ailemi onun yanına defnederim dedi falan akrabalarımı dedi. Ha, o... kendi gidiyordu ziyaret ediyordu. E, bunlar yerleri vardı ama bunlar bunu ne yaptılar? işte Osmanlı'dan sonra o türbeleri yıkınca Ayşe anamızı bütün sahabeyi yıktılar. Fatma anamız yani Medine'de şu anda bir tane sahabenin kimin kabrinin yeri belli değil. Ha biz az çok eski Osmanlı'dan kalma birkaç belirti var. E Hatice anamızınkini yıktı. Yani bütün türbeleri zaten yıkarak tapıyorsunuz i̇şte, diye. Ben, ya tapıyorsun diyor da tapıyorsun olur mu? Kim tapar türbeye ya? Yani Müslüman millete tapıyorsunuz diyor. Yani onun yüzü sühürmetini istiyorsun. Ya kardeşim sen eğer ki Allah'tan istiyorsan bir şey Allah'a tapıyorsun demektir. Ha sen dersin ki peygamberimin hatırı için. Bu İslam'da var, ehl Sünnet'te var. A ben bunu yapmam. Ben direkt sırf Allah'tan. Kimsenin hatırı için istemem. E, i̇lla illa isteyen yok zaten sana. Ama bir adam da ya Rabbi peygamberimin hatırı için bana ver. Ama Allah'a dua diyor adam. E sen şimdi Allah'a dua denen nasıl müşrik dersin? Nerede kaldı ki peygamberin sahih hadislerinde? Ya Rabbi diyor geçmiş peygamberlerin hatırı için diyor İbn-i Mace'de. Peygamber de geçmiş peygamberlerin hatırını araya koyduğu ya bu bizim var. Türkiye... Yani bunlar bütün Osmanlı, bu, bu, Selçuklu. Bu anlayış bizim Türkiye'de tutmaz gibi geliyor bana. Yani Bizim mayamız ma ma buna ma müsait e değil esas tehlike bura aşınmaya başlandı. Ama bizim mayamız buna müsait değil. Biz böyle hani tutmuyor zaten. Tutsa şu anda biz delik deşik olmuştuk. Şu anda bakın 2016'da 20 bin. Bu 20 bin dediği ne biliyor musunuz? Emniyetin raporunda şimdi MIT'in bilgi raporuna dayanıyor. Radikal selefi tekfirci ideolojiye muzahir kitle 10 bin 20 bin civarında. Şimdi bana bir adam sen boş konuşuyorsun veya abartıyorsun derken Emniyetin 2016 raporunda silahlıyı nereden çıkarıyorsun diyor bana. Var orada var. Biz yayınladık onu hürriyetten. Şimdi tamam da sen bana silahlıyı nereden çıkarıyorsun diyorsun. Ben bu raporu bilmiyorum. Ben tabandan anladım. Bu rapor sonra bu olaylar çıkınca bunları topladım ben. Ben önceden böyle, ben arşivci biri değilim. Toplamam. Şimdi bakın radikal, selefi ne demek radikal? Tekfirci ideolojiye muzahir bu silahlı adamın öldürülmesini helal sayan adam. Tabii. E bu 10 20, 4 sene evvel ya. Sen hala bana diyorsun ki Hakan Bey, atıyorsun. Hakan Bey çok ilginç bir noktaya geldi iş. Yani bu selefi anlayışa baktığımız zaman bu adamlar bir tür deli gibi yani bizim yapımızla pek uygun olmayan. Ne diyorsunuz siz bütün bu dinlediklerinizle ilgili bir şey soracak mısınız söyleyecek misiniz? Evet, aslında çok önemli ve güzel bir konuya değinildiğini düşünüyorum ben de. Fakat bir de e, Ahmet Hoca'dan şeyi de dinlemek isterim. İster, vatandaşımız da ister. Şimdi bu selefi normalde biliyorsunuz, işte önceki, önde gelen falan demek. Normal şey kelime karşılığı. E, hatta işte Ashab-ı Kiram'a da e, selefi deniyor önce o vakitler. Sonradan bu selefi e, tabirinin, Bugünkü anlamını bir hoca kısaca izah ederse bir de yani hangi anlamda kullanılıyor bir de bunlar niye silahlanıyorlar neye karşı kime karşı ve ne tür bir hedefleri planları var yani Türkiye Cumhuriyeti devletini şeytani bir devlet olarak görüyorsa bu adamlar yönetimini filan hedefleri nedir onu biraz vatandaşlarımız duymak ister ben de merak ederim. Ne amaçlıyorlar bu arada? Evet, çok geçmiş olsun Hakan Bey. Allah afiyetle daim ol. etsin. Ee, şimdi zaten sahabe-i kirama falan selefi denmiyor da selef deniyor. Selefi salihin deniyor. İlk üç asır peygamberimiz en hayırlılar benim asrım. Sonra onu takip eden, sonra onu takip edenler. bu Selefler. Yani. E, bu üç asra selefi salihin deniyor. Salih geçmişler, büyükler. Fakat bu sonrakiler selefi, selefi demek selefe mensup. Onlara Yani kendilerini onlar o zaten ilk... selefin kendisi 3 3 taba 3 asır selefin kendisi zaten. Selefi de kendini ona ona bağlıyor. 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 Evet. Şimdi bu nokta zaten bu, bu biraz çok özür dilerim. Bu sonradan çıkma bir akım değil mi bu? Yani İslam... Sonradan çıkma değil. Şöyle bunun nüvesi İbni Teymiye 700'lerde falan İbni Teymiye e, 600-700 senelik sahabeden, tabi'in, tebe tabi'in dört mezhep imamı, müçtehitlerden gelen düzgün ekolü i̇bn e, İbni Teymiye'nin çıkışıyla, ki İbni Teymiye yi yine dört mezhep alimleri hapse attı, e, yargıladı e, ve çok e, sakat görüşleri olduğuna dair İbni Teymiye'yi sorguladı. Bu İbni Teymiye ile açılan, sonra İbni Teymiye'nin peşinde bir İbni Kayyum talebesi var. Bunlar, yani modern e, zamanlarda nasıl çıktı ortaya? Bu sonradan Abdül İbn Abdülvahhab'la çıktı. Suudi Arabistan. Ve adı zaten oradan geliyor. Şimdi oradan geliyor. Oradan geliyor. Şimdi İbni Teymiye meselesini anlamadan anlayamayız ama kısaca İbn Teymiye ne yaptı? İbni Teymiye tekfirciliği çok aşırı götürdü. Şimdi İbni Teymiye'nin kitaplarında bütün kitaplarını araştırdığınız zaman 900 küsur yerde şunu yapan öldürülür. Allah, Allah Bunu yapan yükteli, 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 yuhraku yakılır. Ki İslam'da yakma yok. Onu yapan yakılır, bunu yapan yıkılır, onu yapan öldürülür. Yani İbn-i Teymiye öyle bir mantık getirdi ki, geliştirdi ki tekfirci zihniyeti bir patlattı bu işi. Sonra İbn-i Teymiye'ye alimler, o zamanki ulema müdahale etti. Sübkiler falan bütün kadılar, kazık uzatlar İbn-i Teymiye'yi mahkeme ettiler, hapse attılar. Hapiste öldü zaten falan. İbn Teymiye bayağı bir çökertme çökerttiler ama sonradan yine onun o zihniyet İbn Teymiye mesela Allah'a cismiyet bu da çok tehlike. Yani Allah benim gibi iner. İşte hadiste Rabbiniz iner diyorsa halbuki rahmeti iner diyor alimler. Allah aşağı inmez var. Bu buna benim gibi iner falan diye minberden inerken falan bunun üzerine yüklendiler, indirdiler minberden alimler falan. Çok olaylar yaşandı. Fakat bu çığır böyle alttan 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 devam ederken işte 1111'lerde yani Hicri'ye göre ben konuşuyorum. Şu, yani diyelim ki 330 sene evvel. 330 sene evvel Muhammed İbni Abdülvehab diye biri doğdu. Bu adam Riyad tarafında doğdu. bunun babası güzel bir alim. Ehl-i Sünnet alimi. Hanbeli. Kardeşleri falan güzel bir alemi. Bu kalktı Mekke Medine'ye gitti okuma. Mekke Medine'de okurken ee, ileri geri konuşmalar yapmaya başladı. Bir şeyler soruyor, bir şeyler ediyor. Ona buna kafir den falan. Hocaları işkillendi. Sindi Hazretleri var. Beşar, Süleyman Şah, Şafii falan. Dediler ki bu büyük bir zındık olur. Ve sonra milleti de saptırır dediler. Bunu uyanan alimler o zamandan söylediler. Ondan sonra bu Basra'ya gitti. Basra'da yine böyle bir çıkışlar, miktar, hareketler, baklar. Hep kendini öne çıkartmak, ona buna sataşmak. Ya bu ne biçim? Şey? Orada yer bulamadı, burada yer bulamadı. Oradan buraya gelelim derken o zaman bu Suud ailesinin en büyük dedeleri Ali Suud denen adı Suud olan Suud'un Muhammed isimli bir oğlu var. O da Deriye kasabasında emir. Özel kasaba şeyi ama küçük kabile Araplar herkes bir emir olmuş. Bu onun yanına geldi. Kendi kardeşinin yanında yapamadı. Kardeşi bunu reddiye yazdı. kardeşi dedi ki sen sapık sapık görüşler. Allah cisimdir diyor. Yani bizim gibi yani Allah cisimdir diyor haşa. Ondan sonra diyor ki mesela kabir ziyaret yapmayacaksınız. Türbeye ziyaret eden gavur olur. Ondan sonra bu salavat okuyoruz ya sala. Sala okunmalar diyor. Bir daha dur diyor. Bu sala okuyan diyor. Affedersiniz genel evindeki fahişe diyor. Ondan daha az günahkar işliyor diyor. Minarede sala okuyanlardan diyor. Ve Allah Allah. Böyle daha ne sivri sivri işte. Namaz kılmayan kafir diyor. kılmadığı anda diyor bir namazı terk etse diyor. Kanı helal diyor. Bunları görünce ulema dediler ki ya sen ne biçim sapıttın falan red diye diye baktı geçinemiyor. Gitti bu Muhammed bin Suud'un yanına. Muhammed bin Suud'a dedi ki sen bana destek verirsen ben bir din anlayışı getiriyorum. Bu din anlayışıyla beraber biz bütün bu bedevi hep o Riyad tarafı zaten Necid hep bedevi kabileler. Bunları da bunlar cahil. Hani Mekke Medine alim. Taif alim. Biz burada bu işi tutturursak bütün Araplara zaten ama işin aslı İngiliz. Yani İngilizler işte Lawrence'leri bilmem neleri, e, ajanları bilmem yani daha gerisi tabii. Lawrence'lar biraz daha sonra. Ajanlar bunu zaten Basra'da şurada burada keşfetmiş. Kanına girmiş. Bu bakmışlar ki sivri fikirleri var. İlerlemek de ya istiyor. Bu, peki. Buna yol vermişler. Şimdi diyorsunuz ki para nereden geliyor? Veya güç nereden geliyor? Efendim güç nereden geliyor? Şimdi Muhammed İbni Abdülvahab'a güç Muhammed bin Suud'dan geldi diyorsun. Ama beyin, fikir, kabullendirme Osmanlı'yı deviriyor. Osmanlı'yı sürüyor oralardan. Bu güç nereden geliyor? Tabii ki İngiliz'inden o zaman Siyonizm bu şekilde yoksa da İngiliz'inden şu an buradan geliyor. Yani İbni Abdülvehhab bu Vehhabi denmesi de şey oluyor. Aslında Vehhab adı Abdülvehhab babasının adı. Ama maalesef babasının adından Vehhab Allah'ın adı zaten. Vehhab'dan Vehhabilik çıktı. Vahabilik. Yoksa bu adamın adı Muhammed. Peki. İbni Abdülvahab. Bu adam şimdi Ali Suud'dan birleşiyor. Muhammed bin Suud'dan birleşiyor. Bir bedevilerden o da emir ya kendi kabilesinde. Diyor ki sizin diyanet veysiniz yani şimdiki tabirle konuşan budur. Bunun din anlayışına göre tabi olacaksınız. Bu da bu sefer işte orada ne türbeler varsa kendi bölgelerinde onları yıktırmakla başlıyor. Namaz kılmayan kafir, o kafir, bu kafir. İşi biraz ilerletiyorlar. Bu şimdi millete vaaz ediyor. İlk baştan çıkış bir kabile. Diyor ki, bakın diyor, bu türbelere tazim eden, hürmet eden, peygamberin yüzü hürmetine, peygamberin şefaatı var, şudur, budur, bilmem ne. Bunlara inanın. Sala okuyan, peygambere delail-i hayrat okuyan, bilmem ne. Bunların hepsi müşrik diyor. Şimdi bedevileri toplamış. Bedevi kabile bir şeyden haber yok. Bunların hepsi kafir diyor. Şimdi diyor, siz diyor, bir müşrik öldürürseniz, işin başı buradan. Bir müşrik öldürürseniz direkt cennete gidersiniz. Bir, iki, öldürdüğünüz müşrikin diyor, beşte birini diyor, devlete ödeyeceğiz, malını mülkünü nesi kaldıysa diyor, beşte biri devlet dediği emirlik işte. Ee, Muhammed bin Suud'a vereceksin diyor, dördünü diyor aramızda biz paylaşacağız diyor. Bu şekil başlayınca adam zaten hem cennete gideceğim, hem adamın karısını cariye alacağım, hem de malını alacağım. Devlet Böyle böyle milleti yavaş yavaş çevreyi öldüre öldüre Bedevi kabilelerinde Necit Riyad yani. Şimdiki bölgenin adı şu andaki Riyad. Devletin bu, resmi dini oluyor. Devle, yani. o, devlet demeyelim o zaman emirlik. Emirliğin. Bu emirliğin resmi dini oluyor. Böylece biraz büyüye 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 bu artıştan ganimet alarak onu öldür bunu öldür o emir de herkesi korkutuyor bu sefer. Diğer bazı kabilelerde korkudan boyun eğmeye başlıyor. İn, i̇nançları bu olmasa da öyle bir boyuta geliyor ki e, Osmanlı padişahına e, şikayet İsyan ediliyor. Hı. Sultan Mahmut dönemi, Sultan Mahmut döneminde bu şikayetler <laughs> üzerine artık e, şeyi eee Ahsa falan bayağı uzak bin kilometrelik yerler oraya Riyad'da falan. Ahsa'ya kadar alıyor, Bahreyn'i alıyor. Çünkü o zaman oralarda bir devlet yok. Hepsi Bedevi kabileler. Almak kolay çünkü bu güçleniyor. Oraları buraları alıyor falan. Oradan geliyorlar bunlar Taif'e. Taif'te bir katliam yaptılar. 10 bin alimi kestiler. Küçücük çocukları annelerinin göğüslerinde boğazlarını kestiler. Bütün kadınları cariye aldılar. Taif kan gölüne büründü. Oradan Mekke'ye kadar geliyorlar. Mekke Şerif Galip o zaman yönetici... Şerif Galip e, Osmanlı şey Cidde'de paşa var. Şerif Galip de zora giriyor, yeniliyor falan. Cidde'deki paşadan yardım istiyor falan. Onun yardımıyla bunları bir püskürtüyorlar. Fakat sonra bunlar bir daha muhasara geliyor. O muhasarada da Mekke'de artık et kalmıyor, yemek kalmıyor, bir şey kalmıyor. Leş yemeye başlıyorlar. Şerif Galip anlaşmak zorunda kalıyor. Sultan Mahmut Mısır Hıdivi Mehmet Ali Paşayı görevlendirir. Bunları gö şey yap. Onlar geliyor orduyla. Bunları oradan püskürtüyorlar. Ta Necde kadar, Riyata kadar sürüyorlar. Fakat işte diyorum dış güç yani dış şey var. İngiliz devamlı oralarda zaten. Ajanlarıyla her şeyle. Yine Osmanlı'nın zayıflama dönemleri. Osmanlı zaten son zamanları. Bu zayıflıklardan yine etkilenerek tekrar bir daha şey yapıyorlar. Mekke'yi de ele geçiriyorlar. Ondan sonra Mekke Medine ama türbeleri yıktıkları 100-150 sene evvel yani türbeyi ilk 250 sene evvel Mekke Medine yıkamıyor. Çevreleri yıkıyor. Artık son Osmanlı'dan da e, oraları devralınca efendim o... Şey, şu anda Mekke'de Medine'de türbe yok değil mi? Hiç türbe yok. Bir tek peygamberimizin kubbesi ne de indireceklerdi aşağı. Sıra efendimizin kubbesine gelince bazı rivayetlerde Atatürk hatta müdahale etmiş diye de biliyorum. Kraliyet, Kraliyet ailesi bile ölünce böyle... Yere Dümdüz düşüyor. şey yapıyorlar. Şimdi yani bunların yani. meselesi e, şimdiki durum ne? Şimdiki durumda söyleyeyim. Bu Abdülmühab e, öldükten sonra işte 90 küsur yaşına da yaşadı Melun. Bunu öldükten sonra geberdikten sonra diyeyim bütün milletin namusunu ırzını paymal etti. Ondan sonra herkesi, bu şu ana kadar dünya bütün şu anda İslam devletlerinin bölünen yani Yemen'den Fil'de her yer bunun belasını çekiyoruz ya. Şu anda bu Selefi akımı. Şu andaki Libya'da da aynı beladayız. Yani her yer paramparça oldu. Hepsinin babası bu mu? Babası Abdülvehab'tır. İbn Abdülvehab'tır. Beyin bir de, odur. de bir de bir şey ilave edelim Hı? hocam. Şimdi ee, yani, bu, he buyurun. Kısa bir şey söylüyorum. Şimdi surre alaylarını biliyorsunuz. Devlet evet. İstanbul'dan e, her sene Mekke'ye surre alayı gönderirdi. Ve e, hediyeler, erzak, işte kıymetli eşyalar vesaire. Üç defa da bu adam surre alaylarını dağıtıp, bastırıp astı, kesti, yağmaladı. yağmaladı. Yani Osmanlı Devleti'nin resmi şeyine de kafa tutan bir adam. Öyle bir bu arızalıydı o zamanlar. İlk başlangıcı. 300 sene önceki adamı tarif ettiği adam Abdullah. Şimdi bu adam geberdikten sonra diyeyim bunun iki oğlunu İbrahim Paşa birini Mısır'a yolladı orada geberdi. Biri oğulları da aynı yoldan gidiyor. Bir oğlunu öldürttü. Bir oğlu Hüseyin ismindeki bu çok çocukları da çok oldu falan bilmem ne. Ondan sonra bu Ali Suud, Suud'un çocuğu olan o Muhammed. Ondan sonra o tabi o ölünce onun çocuğu falan. O kabile büyüdü. Ee, bu noktada bunlara şimdi deniyor ki Alü Şeyh, Şeyh'in ailesi. Şu anda da Suud'da. Kimlere deniyor. Abdül soyunun adı şu anda Alü Şeyh. Alü Şeyh. Suud hükümetinin adı da Ali Suud. Yani aile adı Ali Suud. Suud ailesi. Suud ailesi. Abdülaziz o sonraki bunların hepsinin babası olan Abdülaziz. Sonraki dönem şey. Bu Kral Abdullah'ın efendi babası. Şimdi şu anda Diyanet bunlar anlaştı, biatlaştılar. Devlet Suud ailesinden devam edecek. Diyanet şeyh ailesinden. Ha, öyle mi devam ediyor? Devam ediyor. Hala ha, bugün günümüzde. şu andaki diyanet reisi de al Şehtir. Ha tamam. Bunu da bilmeniz lazım. Vahabi'nin evet. torunları evet. E, Suudi dinini yürütüyorlar. Evet, 300 sene evvelki anlaşma devam ediyor. ediyor. Hmm. Diyanet e, şeyh ailesinde onun torunlarında hepsi de ama. Yani son dönemde gelen belki 4-5 tane bizim bildiğimiz var yani. Hepsi ama. Gözleri Seyit Maliki derdi ki Allah Allah derdi. Bunlarda Diyanet Reisi olmanın bir şartı da ama olmak herhalde derdi. Bir şey mi? Ama doğuştan oluyor. mı ha, ama Doğuştan ama oluyorlar. Evet. Şu anda yani 2-3 son bildiğimiz 2-3'ü adde ama. Bunlar e, Arafat hutbesini bunlar okur. İşte Müzdelife bilmem bütün vakfeler resmi şeyine. Peki, e, tabii bir... şu anda güçleri biraz şöyle azaldı. Biliyorsunuz bu aile Vahabilik'in de tabii şey ama 40 sene evvel bir Mekke baskını var hatırlarsınız. Mekke'nin o baskını da siz şeriatı iyi yaşamıyorsunuz. E, yavrulara çok meylettiniz bilmem ne numarasıyla. Mehdilik meselesi. Adam işte biliyor Kabe'ye 80 öncesi cenazeleri sokayım derken içine bütün silahları doldurdular. 40 gün Mekke imamı öldürdüler. Yani imamı da beğenmediler. Onlar daha aşırı katı Vehhabiyler. Daha yani. şeyler katıydı. E katıydı. C C Cuhayman mıydı neydi? O ekip e, den sonra Suud ailesi, devlet bunlardan ödü koptu ve mümkün mertebe bunların şeylerini, güçlerini hmm. yavaş yavaş kesiyor. Ha, tamam. Çünkü neden? Devleti devirip yani Suud ailesini devirip siz İslam'ı tam yaşamıyorsunuz, e, taviz veriyorsunuz diyerek. E, Ama... Ama anlayış devam ediyor Suudi Arabistan'da şu an. Ya Vehhabi anlayış öyle. Halk Vehhabi değilse de maalesef okullarda din anlayışı bunların din anlayışı. Hmm. Yani sen orada çocuğunu verdiğin zaman es orada diyor ki sana namaz kılmayan kafir diye okutuyor. Ondan sonra türbeye giden müşrik diye söylüyor. Peki öldürme var mı? Orada şimdi öldürme derken orada bir kişi ben e, türbeye gidip de yüzü süğürmetini istiyorum gibi bir şey diyen yok ki onu öldürsün. Namaz kılmayanı öldürüyorlar mı? Yok namaz kılmayanı devlet şeyi mi? Şu andaki devlette. Suudi devleti. Şu anda Suudi devletinde ben duymadım. Yani namaz kılmıyor. Ama şöyle bir durum var. Namazı gizli kılmıyorsa onu bilmiyor. Şimdi herkes zaten dükkan mecburi kapanıyor. Ha doğru. doğru. E şimdi ezan okunduğu zaman her taraf dükkanlar mecburi kapanıyor. Mecburi kapandıktan sonra tuvalete mi girdi çıkmadı onu kıldı. Öyle bir şey takipat öldürülen mi? Zaten niye bastılar şeyi? Sen diyor da namaz kılmayanı öldürmüyorsun diyor. Ha. Kabe'yi o yüzden e, Kabe'yi basanda zaten o şey şerahsızlıklar var diyor. Yani İslam'ı yaşamıyorsun, mezhebi yaşamıyorsun diyor. Vahhabi değilsin diyor. Yani. E sen, tabii Vahhabi değilsin diyor. Dolayısıyla Mekke baskını Hı. çok büyük bir milat oldu. Şimdi Suud ailesinin de ödü koptu. Başka Şu anda bir, onun için tırpanlamaları devam ediyor yani. Şimdi başka bir konuya geçeceğim ama size bir soru var. Diyorlar ki bir izleyicimiz e, Ahmet Hakan Bey Selefi mantık kendisinden başkasını tekfir yani kafir ilan etme anlayışı içinde bu anlayış Cübbeli Ahmet'te de var. Cemaat ve tarikat yapılanmalarına eleştiri getiren birçok ilahiyatçı, ilim adamını sapıklıkla suçlamış ee, ve kafir ilan etmiştir diyor. Doğru mu? Öyle bir şey olabilir mi ya? Ben bir adam şu anda dese ki dinde tarikat yoktur, tarikat batıldır dese ben ona kafir diyebilir miyim ya? Demem evet. ki. Mesela İskilipli Atıf Efendi bizim... Mesela hocamız Ali Adir Efendi, arkadaşı falan, İskilipli Atıf Efendi tarikata karşıydı. Yani İskilipli Atıf Efendi, Ali Adir Efendi kafir mi diyordu? Beraber oturuyorlardı, gidiyorlardı. Görüşüyorlardı, konuşuyorlardı. Yani tarikata karşılıktan ben batıl demiyorum. Şimdi bir adam, isim yine verip de şey etmeyelim, yine profesör ilahiyatta, şimdi geçen gün onu reddiye yapacaktım. Video paylaşmışlar. E diyor ki şeytan taşlamak diye bir şey yoktur. Peygamber şeytanı gördüğü de taşladı ama peygamber sahabeye taşlatmadı. Hoppala 1400 senedir bütün hacca gidenler şeytan taşlar. Şu andaki diyanette de göre vaciptir. Şudur budur. Şimdi şeytan taşlayanlar diyor. Kendileri şeytan birbirini taşlıyor diyor. Bu adam meşhur hepinizin tanıdığı bir tefsir, bir profesör. Yani 1400 senelik dinin şeytan taşlamalı gibi bir haç vazife, açı, vazifesini, vecibesini Oradaki sahabeden tut bütün Müslümanlara sen şeytan deyip ben buna derim. Şimdi niye bir büyük bir profesör, meşhur tefsir profesörü. Şu anda Marmara Hatta isim vermiyorum. Bu adam diyor ki en büyük porno diyor affedersin Yasin Suresi'nde diyor. Siz Yasin Suresi'ndeki pornoları bir bilseniz diyor. Vallahi. Kızlarlar erkeklerde oturuyor. Bende videoları var hepsini. Orada ha ha gülü. Ben ünl... bu adama efendi bakın bunu ekranda konuşmayalım vallahi. Ya konuşmayalım da bakın ben size videosunu da gönderim, göstereceğim. Şimdi ben batıl bu adam yanlış konuşuyor demem için ben eli sünnet bir insanım. Bir insana kafir demek veya sapıttı demek, batıl demek için nasları yani zaruriyatı diniyeyi inkar etmesi lazım. Tarikatı inkar etmekle, Mahmut Efendi inkar etmekle veya şeyhi kabul etmemekle falan bir insan sapıttı mapıttı diyemeyiz ya. Eli sünnet, iman şartları bellidir ya böyle bir şey olur mu? Bu şeyi... Zaten mesela Abdülvahhab'a o zaman şunu diyorlar ki sen diyorlar kardeşi çıkıyor diyor. İslam şartı kaç diyor. Yeni bir din çıkarttın diyor. Diyor ki 5 diyor. Peki diyor sen diyor bir tane ekledin diyor. Nedir o? E sana tabi olmayı ekledin diyor. Ben sana tabi olmuyorum beni kafir soyuyorsun diyor. Ben beşe inanıyorum niye ben kafir oluyorum diyor. Böyle susturuyorlar. Şimdi adama diyor ki sadece bana inananlar cennete girecek diyor. Adam diyor ki ona şimdi hadisleri de iyi biliyor Abdülvahab. Diyor ki ona Ramazan'da kaç kişi cehennemden azad oluyor her iftarda diyor şimdi. O da hadisi biliyorum diye. 100 bin diyor. Son Ramazan'ın gecesi kaç? Bir o kadar daha diyor. Kaç eder diyor topla diyor. E tamam diyor 3 milyon. 3 milyon da son gece 6 milyon. E sana tabi olan diyor 10 bin kişi bu kabile ediyor. Bu 10 milyon nerede cennete gidecek? Sadece sen gideceğim diyor diyor. Yani esasen abi öyle bir çökertiyorlar ki. Zaten diyorlar ki senin, diyor, senin, diyor, senin diyorlar. Ama egemen olmuş seni devlete. diyor sen, ha, Seni senin diyorlar hocalarının durumu ne? Kimden okudun sen? Peki. Mantar mısın? Diyor ki 600 sene geriye kadar hepsi müşriktir diyor. O zaman senin din anlayışın bana Hızır Aleyhisselam'a gelen gibi özel ledün ilminden geldi diyor. Bu, bu böyle bir şey. Peki. Ama benim için... Devam bu, etmemiz lazım. Bu şey Çok bana. Var. Yani ben e. tarikatı kabul etmeyen bilmem o, öyle ne. Cevabını ben Tamam. Ben. Böyle bir şey olur mu ya? Şimdi, ya? E, ya bu... Benim sözümü getirecek. Bu lafı söyleyen ben reddiye yaptığım bir hocaya yaptım. Buna sapık görüşlü dedim. O sözümde bakacağız. O, o kafir demek mi? Yok sapık görüşlü kafir demek değil. Bid'at demek kafir demek değil. Tamam. Kafir demek başkadır. Eylül sünnet dışı bid'at demek başkadır. 73 tamam. fırkanın hepsine biz Müslüman diyoruz. Ay, çok biz iyi. şiaya kafir mi diyoruz yani? Bir de, Birisi de şey demiş. Kafir Allah'a inanmayan demektir. Müşrik Allah'a eş koşan e ee, Ahmet müşrik tanımını yanlış yaptı demiş. Müşrik Allah'a ortak koşan. Zaten adam türbeyi ziyaret edersen Allah'a inkar ettin demiyor, kafir demiyor işte. Allah'a ortak, ortak yani. koştun. Ortak koştun diye diyor çünkü müşrik diyor abi. Vahabi. vahabi niye kafir demiyor? Çünkü adam Allah'a inanıyor ama türbeyi ortak koştu diyor yani. Şimdi Türkiye'de e, bu Türkiye'de taban bulmaya maalesef Selefi bak... başladı. Selefi... Başladı mı? Onu... Başladı. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikesi İnanç şimdi bunun terörle mücadele kısmını emniyet, istihbarat mutlaka takip ediyordur çünkü e, zincirin halkaları gibi birbirini bağlı şeyler bunlar. Bir mutlaka bir şekilde irtibatları bulunuyor. Önemli olan din alanında, inanç alanında selefilerin yarattığı tahribat. Şimdi 1980'li yıllarda Abdullah Yolcu'yla galiba bu akım Türkiye'ye giriyor, gireceğim. kitaplar yazıyor ve internete girdiğiniz zaman zaten kitapların satışta olduğunu falan da görüyorsunuz bu adam. Şimdi nerede bilmiyorum. Asıl selefiliğin patladığı yıllar bu son yıllar, 2000'li yıllardan sonra. Işıktan sonra çok patladı. Evet, 2000'li yıllardan sonra çok patladı ve e, asıl vatandaşı ilgilendiren şey şu. Şimdi size baktığında sizi tanımayan birisi ya işte şey e, selefi Cübbeli Ahmet de diyebilir. Tabi. Ama bir başkasını görüp ona da söyleyebilir. Şimdi yurttaş bizim bildiğimiz vatandaş. Bir selefi nasıl ayırır? Böyle bir şey var mı? Böyle bir ölçü var çok mı? Çok güzel bir soru. Yani diyor ki halkımız, vatandaşımız kendisine bir şeyler anlatmaya gelen birini dinlediğinde o adamın Evet. evet. E, selefi ya bu herif selefilik yapıyor e, diyebileceği bir ölçü, kıstas nedir? Yani çünkü neye dikkat çünkü etmek? Çünkü büyük yani? şehrin merkezlerinde değil çok var e, köşe e, uçlarında bir de Anadolu'da tabii çok e, yaygın çok yaygın bir Ankara zaten emniyet raporunda da o zamanda da var Ankara Adana Adana kaydı yani Ankara şeyde yok mesela hatta emniyet Ama... dikkat çekmiş Güneydoğu Doğu ve Güneydoğu'da olmayışının sebebini emniyet raporunda medreselerin Seydaların şeyhleri yani ilmi faaliyetin Güneydoğu'da ve Doğu'da çok olması eşaridir onlar Şafii, evet. eşari, o da hak mezhep. Bir şey söyleyeceğim. E, e, ne, Nedim'in sorusunu atlamayalım. Eşari ve şafii olmalarından dolayı orada bir evet. ilmi durum var, oradan pek etkilenme evet, yok. Evet. Ama bizim maalesef Anadolu, Ankara, Yozgat, e, Efendim Konya, Konya acayip adan, evet. buralarda daha bir e, taban bulmuşlar. Evet. Yani, yani şöyle bir adam. Gelip de ya ben selefiyim arkadaşlar gelin hepiniz selefi olun demez. Tabii. Ne der bu adam yani? Nasıl evet. anlayacağız o tabii adamın? Şey, işte mesela. Şimdi mesela da şimdi... ya da özür dilerim mesela birisi bir komşunuz taşındı nasıl yaklaşır başkalarına? Çünkü bunlar aynı zamanda tebliğci olarak da bunlar görüyorlar. Da. Davet bunlar yani her mezhepte her inanç grubunda yok bu. yani Her İslamiyetin tamamında böyle bir tebliğcilik diye bir vazife yok. Bunlarda bir ciddi tebliğcilik Yok İslamiyetin hepimizde var. Yani en büyük marifet ne yani? emir. Sen söylersin, bir, yani çağrı ağır bir şeydir. Yo, bunlar bunlar tebliğ ya yani, bayağı. Yani. Tabii. E, Şimdi bunların e, mesela e, ben işte yapılanma dediğim zaman mescitler, çay ocakları. Şimdi mesela iki, e, ikinci cemaat yerleri. Şimdi Diyanete çok vazife düşüyor. Ne demek ikinci cemaat yeri? Yani cami hırsız mırsız meselesinden kapatıyoruz camilerin dışında gelen, vakit dışında gelen kılsın diye boş bırakılan bir ayakkabılıkların oldu. avlumsu, avlumsu yani. bölüm var. Burada gençler geliyor falan. Arada bir kılanlar. Bunlar burada adam avlamak için duruyorlar. Hmm. İkinci cemaat yerlerinde. Burada duruyor. Orada görüyor. Bir tanışalım. Sünnettir diyor. Nasıl neymiş bilmem ne. Baştan hem dediği gibi ben selefiyim. Gerçekten biz Allah'tan bu konuları yaptığımız iyi oldu. Çünkü neden artık selefiyim diyerek de Yaklaşamaz. Evvelce selefiyim diyerek de yaklaşsa halk onu da bilmediğinden iyi bir şey zannedebilir. Ee, bu, böyle bir tebliğ şeyiyle yaklaşıyor. Ev sohbetleri çok acayip bir şey. Yani insanları e, eve çağırıyorlar. Çay gibi, muhabbet gibi bilmem ne. Şimdi ilk başta belki Allah, peygamber, ahiret, cennet, cennet falan. İlk başta kafadan cihat demez. Ondan sonra adam da bakıyor Allah Allah bir daha çağırsa bir daha gelirim diyor. Namaz, abdest, Kur'an, ahiret yavaş yavaş o şimdi onlar şeyi de anlıyorlar. Kim ne kadar aldanıyor, kim ne kadar kanıyor yani insan nabzını da yokluyor. Tabii. Bakarsak ki bu tam saflamasına bize o dozlama bağlandı falan. Ondan sonra şimdi ona bir vazife veriyor. Bunlar böyle e, yüzlercesi bak ne diyor e, şimdi yine emniyet raporunda. Tunus'tan şu, şu duruma bakar mısınız? Suudi Arabistan, Tunus ve Ürdün seviyesinde Türkiye'den giden var diyor. Ne ya demek ya? O yani o şey de o seviyelerde. Oralardan o ya. oralardan ne ya, kadar gidiyorsun ya? Ya Suudi Arabistan Vehhabili merkezi ya. O seviyede Türkiye'den giden var diyor. Tunus. E bunu gönderdiği adam Türk. Tunuslu buradan gitmedi oraya. Türkler gitti. E bir de bunun geldisi tabii o çok 400 da ölmüş orada Türklerden. E bir de bunun e, geri geldisi'nin bir çevresi. Bu böyle dalga 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 arttı. E bu internetlerin bu serbestliği Şimdi sizin demin dediğiniz gibi ben devletimize rica ediyoruz yani yalvarıyoruz. Bak bu memleket elden gider. Bizi böler, bölürler. Libya Libya'ya çevirirler. Oraya buraya çevirirler. Yani bu asker bu, bu efendim askerlik adam kafir olur. Rey atan kafir olur. Memur olan kafir olur. E, po po polislik yapan bu devletin düzeninde bir iş alan kafir olur. Bu gibi konuşmaların suç olması lazım ya. Yani şimdi Süleyman Bey ne yapsın? Süleyman Bey o gün bir TGRT'de işte o zaman bu konuda katıldığı bir programda dedi ki yani dedi eylem meselesi olmadan biz dedi kanunen yetkimiz olmayan şeyde armut gibi adamı alamayız dedi. Ne diyecek adam? Ne yapsın yani? Ki o zaman benden sonra bizden sonraki bir programa çıktığında ne dedi? 150 2020'de dedi 150 küsur eylemi önledik. Evet, Doğru. Dikkat edelim, bir Doğru. senede, bir eylemin kaça patlayacağını düşünüyor musunuz? Ne dedi? Ee, Ayasofya dedi, patlatılmak Ayasofya'daki şey patlatılmak için hazırlık olacaktı Yaz... dedi. Onu engelledik dedi. Biliyorum ama şöyle bir şey 26. var. 26.8 ton, 26.8 ton patlayıcı. Bunlar hep benim konuşmamdan bunu benden öğrenmedi ki Haşa Tabii ki Bakan Bey hepsini biliyordu. Fakat şunu diyorum, ben bunu dediğim zaman herkes abartıyor. Kendine bilmem şey açıyor bilmem ne. Ya kardeşim bakan bey dedi bunu, adamcağız bunu çok evvelden biliyordu ama büyüklüğünü anlamak bakımından. 26.8 ton ne yapar ya? Çok büyük bir şey. Ya tabii. ne yapar? Bu adamların elinde. Peki şimdi, ha ben size kıstasları söyleyeyim. Bu maturidi eşarilik işi, Nedim Bey'in sorusu, maturidi eşari işine önem vermemiz lazım. Çünkü selef yani sahabe ve sahabeden sonraki üç dönem e, itikatları peygamberimizden gelen inanç vardı. İhtilaf yoktu. İhtilaflar başlamadığı için onlara bir mezhep diye bir ada lüzum yok. Ama 300 yıldan sonraki mutezilesi şusu busu farklı akımlar girdi. Dış güçler de tabii girdi. E, İslam'da devletleri güçlendi. Her tarafa fetihler oldu falan. İşi karıştırmak istediler. Bu karışıklıktan sonra İmam Ebu Mansur Maturidi bizim Mavera Neir Türklerin kendisi de Türk'tür. Eee Ehl-i Sünnet -e Pakistan'ı Hindistan'ı hepsi ona bağlı şey olarak sa sadece Türkler demeyelim. Pakistan Hindistan falan da Maturidi çok. İmam Ebu Hasan eşari aynı dönem 300'ün başlarında onlar faaliyet yaptı Ebu Hasan eşari. Şimdi itikatta iki tane mezhebi bütün ümmet kabul etti. Aralarında çok ufak tefek bir farklılık var ama biz Türkler olarak maturidi itikadındayız. Bizim diyanet de şu anda e, maturidi itikadındadır. Şimdi bir insana e, böyle tebliğ yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor vesaire. bakacaksın eğer maturidilik... Bilmiyor ki maturidiliği bizim vatandaş. Bizim vatandaş bilmiyorum derken bir soracak işte. Yani ona bunu tebliğ eden adam maturidiliği kabul etmiyorsa veyahut eşari, ikisi de hak. Ma'turidi eşariyi kabul etmiyorsa bir defa bu adam kesinlikle selefi. Selefi yani şeyinde. Şimdi bakın nereden bilsin adam? Ama nereden? Yok, basit ah, işte. basit bir şey yapabilir. Seçimlerde oy kullanmak en kolay. Ha. Mesela i̇şte, diye sorarsanız o rengini verir zaten. Bak şimdi burada evvelce notlar. Ma'turide şarih bidat diyorsa, Türkiye darulat diyorsa, cuma kılınmaz diyorsa, imamların arkasında namaz kılınmaz diyorsa, rey verilmez diyorsa, tarikata girenler tasavvufçular kafir diyorsa. Vesaire. O kafir namaz kılmayan kafir diyorsa. Aslında bunlar gayet basit. Basit. Yani evet. Yani önüne gelene kafirlikle suçluyorsa. Evet. E, Türkiye'yi Türkiye'yi ta'ut düzeni olarak görüyorsa falan bütün Evet bunlara... devlete memur olmak Haram, kafirlik, kafirlik, oy vermek haramdır evet, diyorsa. Evet, bunları diyorsa, Cemalettin Şalhi hakikaten milletimiz bilmiyor. Hı. Şimdi mesela bir profesör yine Hilmi Demir miydi? Hilmi Demir hoca mesela o zaman açıkladı. Yine bu bizim konuşmamızdan sonra çok bu işler patladı mesela. O orada herkesin görüşleri açıklanınca o de mesela ne diyordu bak orada? Dedi ki 10 Eylül 2020 Habertürk'te çıkmış bu. 2016'daki araştırmamızda selefi oranı siz diyorsunuz ya bizde taban bulmaz. 0 virgül 2 1,2 iken Şubat 2020'de 3.6 olarak tespit ettik diyor. Şu aradaki şeye bak 2016'dan 4, 4 kere. senede 3.6 tespih tehlikeyi beyan ediyor. IŞİD'in gerilemesine rağmen böyle bir şey çıkıyor. Ama gerilemesi derken içeri geçtiler. Tabii tabii. Oradan yani. da şimdi şöyle tümör ben dağıldı. Anladım da hani moralmen biraz çökmüş durumdalardı buna rağmen. Tabii. Yani çöküş var orada şu, yani. Ama şu orası merkez. Adama şimdi bunun şehitlik olduğunu anlatıyor. Ee, bomba patlatmanın kendini patlatmanın. Kafirlerin arasına dalmanın, e şimdi adam Buna inanıyor yani. Adıyaman'daki çay ocağında adamla gelmiş. Benim şimdi sorunum şu. Şimdi o Adıyaman'la ilgili ifadeler var orada. Adam diyor ki polis devamlı burayı gözetliyordu diyor. Ben şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum. Polis diyor bu çay ocağını diyor devamlı gözetliyordu. Polisin yetkisi yok. Sizin dediğiniz gibi Nedim Bey'in. Adam diyor silah görmedikten sonra bir eylem yapmadıktan sonra polis onu alamıyor ki gözaltına. Peki, e, ama bakan ne yapsın polis... şey yapsın. Kanunlar. Hayır polis onun bir süre sonra canlı bomba olup bomba e, patlatacağının istihbaratını almak ve onu önlemekle sorumlu. Sorumlu. İşte onun için adam oraya niye geldi, niye gitti? Şimdi mesela diyor adam, çay ocağında diyor işit flamaları vardı diyor. Bak IŞİD flamaları çay ocağında vardı diyor. Ondan sonra bunlar diyor kimseyle muhatap olmuyorlar. bir ezan okuyor, cumaları camiye gitmiyorlar. Bak diyanetin camisine gitmiyorlar. Cuma'yı burada kılıyorlardı diyor. Bütün millet tedirgin oldu diyor. Halk Adıyaman'da böyle bir terör şey yoktur. En huzurlu, en sakin bir ilimiz. Fakat Adıyaman halkı çok tedirgin oldu. Şu oldu, bu oldu, ne oldu belli değil. Ondan sonra diyor, bir de baktık diyor. E, Suruç'ta bir eylem oldu. 33 kişi, 34 kişi öldü. O bilmem ne, Abdurrahman Alagöz. Oysa bir gar patladı. Ankara. Ankara, 102 ölü, ülmem 300 küçük yaralı. Hepsi yaranı, o çay ocağından çıktı. O çay çıktı. ölü, Üçü de o çay ocağından çıktı. Bir de HDP şeyinde, mitinginde biri patlattı, oradan biri işte Orhan bilmem ne. Oradan 4 ölü, 4, 8 ölü. Oradan 34 bilmem 100 yaralı. Oradan 100 ölü, 300 dolusu. Şimdi biz bizi böyle konuşunca adamlar diyorlar ki, ya Türk devleti güçlüdür. Bizim ordumuz, emniyetimize göre bunlar ne çapulcu takımı, bunları ne anlatıyorsunuz? ya kardeşim diyor. On sonra da iç savaş çıkacak diyor. Bu cübbeli uyduruyor. Kardeşim, iç savaş çıkartmak için büyük bir orduya falan lüzum Gerek yok. yok. Birkaç ajanların, provokasyoncuların yani. yapabileceği işler. Şimdi devam aynı ediyoruz. çay ocağından çıkan adamlar Türkiye'yi bir HDP şeyinde, 1 milyon, Diyarbakır'ın göbeğinde bir milyonluk şeyin içinde insanın içindeki bir patlama. Bir canlı bomba. Belki binlerce ölü olabilecek şekilde. Bunlar yani iç savaşa Tabii, sebebiyet götür. verecek. Reklama gitmem ilkele. lazım. Bir, bir virgül. Şimdi selefilik konusunu kapatmak istiyorum artık. Çünkü başka konulara girmem lazım. Onlarla ilgili de... Ben şu bir tek şeyleri müsaade edersen. Bir kısmı. bir Son operasyonları yani bizim bu programdan sonraki, teslimatımızdan sonraki son günlerdeki birkaç Aa, şey örnek vereceğim. Birkaç şeyle ör ya birkaç, yani birkaç örnek vereceğim. Yani peki. kimler çünkü Bak, diğer adamlar yakalanmış. Artık vakit kalmadı. Diğer konuları konuşmak istiyorum. Geçmek istiyorum yani. Bir kısa aradan sonra. Tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz. Bana kısa bir müsaade et. Ben hemen Çok kısa bir, bir ama hakikaten çok yani vaktimiz şimdi yok. Demin dediğimiz suç eylem olmadıktan sonra, suç e, olmadıktan sonra gözaltına alamıyorlar meselesi. Çok ciddi ve en korktuğum, üzüldüğüm... Onun üzüldüm. örneği işte gazetelerde bu selefi grupların e, röportaj yapılıyor, manşet yayınlanıyor. Türkiye e, şöyle örtülür... zaten müşrik değil, müşrüman olmadı ki diyor. E, kim onun hakkında soruşturma açıyor? Yani, Açılmıyor. Işte. Gidin yurt dışında... Hristiyanlığa, Yahudiliğe veya da İslam, başka bir şey söyleyin, o ülkelere. Fransa'da, Almanya'da bakalım sizi yaşatıyorlar mı? Ama biz bu Türkiye'yi böyle koruyamayız, vatanımızı evet. da devleti de koruyamayız. Yani mutlaka devlet bunun böyle milli meselelere, şey... evet. mesela şimdi adam, bu Konya'daki adam mesela videosunda diyor ki, kadın soruyor işte ben kocam müşrik işte türbeye gidiyor, tarikata girdi diyor, Sofya olmuş falan. E, zaten diyor kadına ben ondan boş oldum mu diyor e, Zaten hiç nikahın olmamış ki diyor Zaten müşrik olduğu için diyor hiç nikahın yoktu diyor Şimdi diyor sen diyor ne yapacaksın Bak diyor bizim diyor eskiden çevremiz zayıftı diyor Bunun videosu var adam bu O zaman diyor ben size de bırak kocanı gel diyemem Çünkü neden seni nerede barındıracağız ne edeceğiz aç açık sen şey Şimdi diyor çevremiz çok genişledi Türkiye'nin her yerinde cemaatimiz çok arttı Onun için adamı bırak gel diyor 3-4 tane çocuğu var Bak adam nikahlı hem dinen hem resmen neyse yani. Adamın Allah'ın dindeki karısına gel diyor. Öbür İzmir'deki de diyor ki biz ilgileniriz diyor. Bir de böyle gülerek adamın karısıyla. Bu şekil namussuzluklar videolar çekilmiş. Her şey ortalıkta eylem yok diye suç unsuru. Ya adama kocanı bırak gel karılara gelin diyor. Her taraf diyor bizim cemaat doldu diyor ya sizi bakarız diyor. Nikahınız yok diyor, yuvaları dağıtıyorlar. Ama bunu böyle o suç değil, bu suç değil ben anlamadım. Şimdi e, bir e, bizden sonraki meselelerde kısaca mesela burada e, Adana'da şimdi e, daha efendim 2020 yine 21'i 4 gün önce 20 kişi tutuklandı. Bizim bir hesap yaptık e, 13 Ekim'den sonra 350 kişi gözaltına alınmış, 150'si tutuklanmış. 150'si tutuklanmış. Burada ifademizi teslim ettiğimizden beri ondan sonra 14 Kasım 2020'de Kayseri'de daşın Rakka emiri yakalandı. Rakka emir 4 kişiyle beraber biri infazcı. Şimdi haber Habertürk'te ben o zaman demiştim Sultan Beyli'den belediye reisi falan işte bizde böyle bir şey yok. Hoca bizim adımızda karşı ya mübarek belediye başkanımız sen bilemezsin ben biz sizi itham etmiyoruz ki. Şimdi mesela biz orada dedikten sonraki ee, efendim Kasım 21 e, Sancaktepe, Tuzla, Esenyurt, Sultanbeyli efendim 18 gözaltı çok sayıda silah, mühimmat, dijital materyal ele geçirildi. Hepsinin burada çıktıları var istediğinizin hepsini çıktısını veririm. Yani Operasyonlar o dediğimiz yapıldı yani. o dediğimiz böyle yok silah materyalleri sırf aldım. Ondan sonra işte 2016 Ekim Tunus uyruklu tehlikeli eylemci Fransa'da aranıyor. Adana'da çıktı. Ondan sonra Kadın 15 değil mi o? He? Kadın o galiba. Kadın erkek bilmiyorum. Tunus uyruklu tehlikeli elemci evet. diyor. Şimdi 3 gün e, bizden yine 3 gün sonra 15 Ekim 2020 Türkiye Emirinin fedaisi intikam mesajı paylaşmış. DAEŞ'in eski yöneticisi Yozgat'ta. Ondan sonra e, efendim. Bunların hepsini not aldım da hocam şöyle şey var mesela te, Türk, Türk ceza kanununda halkı kim ve düşmanlığa ya tahrik onlar niye işlemiyor? Evet. Suçu ve suçluyu övmek. Evet. Yani böyle şeyler var. Ee, bu resmen halkı kin ve düşmanlığa teşvike girer yani. Yani bunlar is, is, yani bunlar istenirse demeyeyim de bunların suç yönü var yani. Kanunda da var yani. Arayanda bulur. Bey. Ondan sonra mesela gün evvelsi Bey. gün Ankara'da hücre evi. Saldırı hazırlığındaki 4 kişi tutuklandı. Hakan Bayrakçı bir şey söylüyor. Ya hocayı, e, Mahmut Hoca'yı kesmek istemedim ama e, bu diğer konuya geçmeden bir şey daha sormak istiyorum kısa bir şey. Sorayım mı şimdi yoksa hoca bitirdikten sonra Çünkü, mı? Bir, bir, bir hızlı şunu bitiriyorum hocam. Peki. Hücre evin yakalandı diyor. Ankara'da hücre evi saldırı hazırlığında dört kişi tutuklandı. Osmaniye'de dokuz tutuklama var. E, efendim silahlar, e, pompalılar, tabancalar yakalandı. Hep bunlar... E günü günü 23 Kasım e Eskişehir'de bunların hepsi hangi gazetede çıktı haberi hepsinin çıktıları var. Eskişehir 19 19 Kasım 4 kişi tutuklandı. Urfa, Bursa, Diyarbakır, IŞİD, DAEŞ'lileri Türkiye'ye kaçak yolla getiren faaliyet yaptıkları eğitim faaliyetleri. Şimdi bana dede kreş. Ya adamların alenen kreşleri 200 tane kreş biz verdik. Bilgi H verdik 200 tane kreş var. Hakan Bey Selefi konusunu konusunu selefilerin? Selefi'ye ya, 200 kreş mi 200 kreş var. 200 kreşte en minimum 20'şer çocuk olsa? Ya adam bir tanesi zaten resmini çekmiş, paylaşmış. Konya'daki, şuradaki, buradaki çocuğu almış diyor ki 9 yaşındaki çocuğa beni gösteriyor veya öbünü gösteriyor. Bu var ya diyor, bu Sofi diyor, kabirci diyor, bu kafir diyor, oğlum diyor. Yüzlerce çocuk var yanlarında ya. Milleti bunları öldürün diyor ya. Yani bu, bu efendim bak eğitim faaliyetleri bu mesela... Ee, bütün ben de çıktılar var. Hangi kanallar eğitim faaliyetleri yapan 17 kişi tutuklandı. Ondan sonra ee, A Anadolu Ajansı mesela özellikle diyor ki Anadolu Ajansı iki haber çıkmış. Ekim'de Daşa büyük darbe, bir de Kasım'da Daşa büyük darbe. Onlarda tek tek detayları evet. detaylarıyla veriyor. Konya'da evet. kanlı yani infaz anlatmaya gerek yok. Yani sizin ifadelerden sonra aslında Bayağı bir operasyon yapıldı. Biz de haberlerini yayınladık. Biliniyor yani kamuoyunda tamam. biliniyor, biliyor. Bunu. Yani ha bizden sebep yapıldı demiyoruz haşa. Tamam. Yani... Fakat demek böyle bir tehlike varmış. Dikkat çektiniz. Silahlanma Silahlanmada varmış. Gündeme getirdi. Evet. evet bu da çıktı. E, varmış. Ortaya. Demek ki. Hakan Bey, e, bundan... bu selefilik konusunu kapatacağım. Başka konulara geçeceğim. Çok uzadı. Başka bir konu zaten. Buyurun. Tartelik o zaman buyurun. Konusu değil. Şimdi çok tartışılan bir konu var da hem de konu da değişmiş olur. Ee, bu kıyametten önce Hazreti İsa'nın yani İsa Mesih'in tekrar dünyaya geleceğine dair yani Mehdi Aleyhisselam'dan önce ya da sonra bir inanç vardır. Fakat çok da çelişkili de yorumlar var. Mesela surelerin hiçbirinde, surelerin hiçbir ayetinde ben 114 sureyi 2-3 ayrı mealden okumuşumdur. Elmalı'nınki de dahil, Diyanet'inki de dahil. Ee, bu konuda çok net açık bir cümle olmamasına rağmen İslam'da da bu inanç var. Sizce ki bazıları da itiraz ediyorlar. Yani şüphesiz ki o gelecektir falan diyor ama mesela 19. sure Meryem suresinde de dikkatli inceledim. Böyle bir net bilgi yok. Bu inanç var mıdır yok mudur bir de e, sizce neden bu konu çok çelişiyor? Yani bu ehl-i sünnet itikadında var. İmam-ı Azam'dan tutun, İmam-ı Azam ve bu hanifeden tutun. Son yazılan Ehl-i Sünnet itikatlarına kadar binlerce Mehdi el, gelecek. Ehl-i ehl Sünnet itikat metinlerinde İsa aleyhisselamın ineceğine dair, nüzulüne dair ittifak var. Ee, şimdi burada tabii Mesih o. Mehdi değil. Şimdi Mesih'le Mehdi'yi karıştırmayalım. Mesih, İsa aleyhisselamın Yok biliyorum biliyorum. Tabii siz biliyorsunuz. Mehdi Deccal'la gelecek. Ve me şey, yok. Mesih ayrı de Deccal'ı öldürmek üzere gelecek. Mehdi evet. altına alınacak. Şey, Kudüs'te imam olacak. Bu, bu e, İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair Bukhari hadisinde var. Müslüm hadisinde var. Mütevatir. Yani hadis literatüründe mütevatir demek kesin inanç gerektirir. Bu kadar hadisler evet. de var. Kur'an'da da Zuhru İnanmayan dinden çıkar mı? E, şimdi ve inne Zuhru suresinde İsa kıyamet için alamettir diyor. Şimdi oradaki zamiri İsa Aleyhisselam'a gönderen de var. Kur'an'a gönderen de var diye. Şimdi onun için dinden çıkar demiyoruz. Dinden çıkar demiyoruz. Ama Mehdi'dense İsa selamun ineceğine dair olan hadislerin daha fazla güçlü, daha sahih ve manevi mütevatirdir İsa selamun nüzulü. Şey Bu kesin. Ben ben Mehdi'nin ineceğine inanmıyorum derse bir insan Dinen ne olur? Mehdi inmeyecek zaten. Mehdi anasından babasından doğacak. Mehdi çık Mehdi, Mehdi doğacak. diye bir şey yok. Me bunu e inanmıyorum. Mehdi diye desem ne olur? Şimdi ehli sünnette e hadis inancı var. Kur'an ve sünnet diyoruz. Kur'an ve sünnet dediğimiz zaman sünnette e tabii ki itikadi olması için sahih olması lazım. Zayıf hadislerle de amel edilir. Ama nerede amel edilir? Nafile namaz, oruç, sevap. Ama itikat gibi bir konuda Hadislerin sıhhati aranır. Bir de fıkıhta helal mı haram mı meselesinde. Dolayısıyla Mehdi ile ilgili de manevi tevatür var. Manevi mütevatir hadisler var. Kütüb-i Sitte dediğimiz en sayı kaynakta Mehdi'nin geleceği, adının benim adıma uyacak, babasının adı babamın adına uyacak diye. bu Davud'da var mesela. E, Müslim'de, Bukhari'de Mehdi diye isim, Mehdi kelimesi geçmiyor ama Kudüs'te imam olacak diyor. E, İsa indiğinde diyor, ee, imam bizden olacak. Yani İsa Aleyhisselam da ona cemaat olacak. İsa Aleyhisselam onun cemaati olacak diyor benim soyumda. Yani o Müslim'de de Bukhari'de de ona ima var ama Kütübüsit'te de Mehdi konusu var. Ama şimdi bir adam e, ben Mehdi'ye inanmıyorum. Yani Mehdi'nin geleceğine diye bir şey inanmıyorum dese dinden çıkmaz. Yani biz ona kafir demiyoruz. Peki. Bir Kaf şey demiyoruz söyleyeyim. Ama biz, İsa Aleyhisselam'ın esas... işi daha mütevatir hepsinde geçiyor. Daha aklıma. güçlü. Daha bir güçlü. şeyi merak ediyorum son zamanlarda mehdilik iddiasıyla ortaya çıkan insan sayısında bir artış var mı? Eskiden beri var. Bu Mehdi işi hiç bitmedi ki. Peki niye? Niye bunu yapıyorlar? Yani sadece... Kimisi psikolojik sorumluluğundan yapıyor. Cinleniyor. cinler, şeytanlar adamı işgal ediyor, istila ediyor. Kimisi de maddi menfaat etrafına adam toplamak. İşte Adnan Oktar'ın son Adnan'ın durumu. E şimdi mesela Fetö'de de bu Mesih durumu, şimdi Fetö'de Mesih derken İsa Aleyhisselam gökten ineceğim demiyor da o da tabii bir Mehdi Mesih şeyini, Mehdilik herhalde yine bir anla, tür, anlayabilir. Bir tür. bir tür bir tür yani onunki çok ince. Onu pek herkes çözemez. O da onda da öyle bir şey var. Fakat şimdi buradaki tehlike şu. Burada yani ayet, ne tehlikesi var bunun. Adam çıksın ben Mehdi'yim desin. Tamam. Hani şimdi bak efendim Mehdi bir mefhumdur. Mehdi demek hidayete ermiş adam. Eğer sen kendine ben doğru yoldayım hayır, anlamında Mehdi'yim diyorsan sorun yok. Literatürel anlamda diyorum. Bir istilah diyelim. Ha, bizim tabirimizle istilahi Mehdi'yim dediğin anda zaten diyemezsin. Dediğin anda ben sana hadislerdeki alametlerinden sende bir şey ararım. Hiçbiri yok. E Adnan var bende gibi imalarda bulunuyordu. Ya Adnan nerede var bende? Adnan diyor ki anlamın şurası uzun, sırtımda bilmem ne var. Böyle şeyler konuşuyor. Ben onun Adnan'ın kendini dedim. ortadan ayrılacak. Ben 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 Adnan'a o Adnan'a dedim ki sen dedim üzerinde bir bulut peyda olacak. İnne azer racule o buluttan nida gelecek. Bütün dünya aynı anda işitecek. Bu adam Mehdi'dir buna tabi olun. Zaten böyle bir bulut böyle bir sesi duyduk mu uyarız zorlamana lüzum yok dedim. Şimdi <laughs> ama adamda öyle bir para bilmem ne. Ulan ki zamanda güçlenince bu. Ya dedim acaba dedim suni bir bulut falan <laughs> Oradan bir acayip bir milyon dolarlarla dedim. Bunu da yapar mı dedim. Korktum heriften ya. Bak ondan korktum. İklimle oynar o. Allah. Yani bak ondan, ondan korktum abi. Netanyahu, Metanyahu, Yahudi, Mavudi işin içine girince ben orada korktum. Şu adam Netanyahu tebrik ediyor öbürü bilmem ne. Vatikan, Vatikan. Orada bir büyük bir projeydi. Şimdi bir adam Mehdi'yim derse bu itikadi sorun olur. Olur mu? Ha onu olur. soruyorum. Şimdi bak peygamberimiz diyor ki bu Ebu Davud hadisini okuyalım sahih olduğu için. Diyor ki bak dünya zulümle doldurulduktan sonra o dünyayı adaletle dolduracak. Bir de parayı diyor saçacak. Kabe'nin altındaki hazineleri çıkaracak. Konstantiniye, Büyük Konstantin. Şimdi bütün bu IŞİD'cilerin Konstantiniye diye bizim İstanbul'u fethedilecek bir daha diye. Burası şimdi yavurmuş. Hadisleri buraya yoruyorlar. Ha. Halbuki Berzenci bütün İslam uleması diyor ki İstanbul Fatih Sultanla bir defa fethedilmiş. O hadis çıktı. Buradaki Konstantiniye Kübra Büyük Konstantin ne? Roma. Ha, Roma. Roma. Ha, Roma. Bizim eski kitaplarımızın şehirlerinde bu var. Şimdi işit Konstantiniye hadislerin iki sahih hadisler. Tümünü İstanbul'un fethi diye şey yapıyor. Zaten şu anda dergilerinin adı da bu. Dergilerinde de İstanbul'un fethini Konstantiniye fethi diye işliyor. Ve şu anda en büyük hedef Peygamberimizin gösterdiği bütün hedef İstanbul'u fethetmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak ya. Ya git Romayı fethet. Ya kardeşim. ya abicim Roma'yla kim uğraşır? <laughs> Romayı niye fethetsin? İngiliz'in kurdurduğu biri, Siyonizm'in kurdurduğu biri Roma'yla uğraşır mı? Abi İstanbul'u çökertecek yani. Biz de onu diyoruz. Bakın diyoruz. Libya ne hal? E, efendim, Yemen ne hal? Suriye, Irak bunlar şurada... başaramazlar. Ya tamam da yani. bütün dünya ama bak. Ben hemen orada 8 ülke Bunlar sebebiyle bu Selefi akımıyla 8 ülke şu anda 3-4 parça. 8 ülke. Şu anda oyun bizim üzerimizde dönüyor. Yapma. Bu tehlikeyi ciddiye alalım ya. Alalım. Bu... Doğru. O, o, yok orada haklısınız. yok evet. Bu tehlikenin ciddiye alınması ya Tayyip lazım. Tayyip Bey geçen gün açıkladı 9 bin diye savaşçı dedik memleketlerine postaladık diyor. 9 bin. Dün 2 gün evvel söyledi ya. Yani Doğru. büyüklüğü çok ciddi. Bir de gavurlardan iyi finans geliyor. iyi para geliyor yani. Bunun şöyle bir çok e, kilit bir tehlikesi var. Örneğin e, yılbaşı akşamı e, Reyna baskını yapan, yurt dışından aldığı talimatla, elinde bulunan silahlarla birkaç şarjör silah ve bombalarla beraber Reyna'yı kan gölüne çevirmişti. Yani bir tek kişinin yapabildiği bir şeye bak. bir şey, yani, şey yani. ki. Tabii. Yani iki tane şeyle 11 Eylül'ü yaptılar ya. Tabii. Yani o yani çay ocağında tane pilot lan. Hani, o, o yine bir organizasyon gerek. Büyük organizasyon. organizasyon çok adam. Bu, bu ama bu şöyle, bu çok basit silahlarla çok büyük katliama bir anda imza atabilirler. Yani o yüzden millet onun için çok kapak çok gibi ortada bunların ordusunu zannediyor var. Peki evet. hangi tarikatlarda? Şimdi Mehdi meselesinde şu var. E yani onu soracağım. Hangi tarikatlarda kimler neden Mehdilik iddiasında? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki levlem yapıp minet dünya illa yahım dünyada bir gün bile kalsa Allah o günü uzatacak benim zürriyetimden birini gönderecek. İsmi benim ismim yani Muhammed. Baba, babasının adı, babamın adı yani Abdullah. Şimdi bu iki vasfı söylemiş. Daha birçok hilyesini şema tarif etmiş. Bu dünyayı diyor adaletle dolduracak diyor. Malı dağıtacak, hazineleri dağıtacak diyor. Şimdi Kudüs'te imam olacak. Mesela birçok hadisi topladım. Hep sayı kaynaklarını gösterebilirim hepsini. Burada bir defa bir adam ben Mehdi'yim deyince peygamber torunuyum demiş oluyor. Bir defa nesebini soyunu peygambere dayandırıyor. Halbuki Seyit değil, peygamber soyu değilse bir defa en büyük yalan, günahların en büyüğü nedir? Soyunu başka yere bağlamak. Bir defa bir haram işliyor. İkincisi, e sen dünyayı adaletle dolduracak. Nerede? Dünya zulümle dolu. Sen adaletle nerede dolu? Bütün fakirleri yardım edecek. Hiçbir vasfın tutmuyor. Yani eğer aklından zoru yoksa, deli değilse bu adam yani kafir olmaya yakın. Peygamberimizi tekzip eden yani yalancı çıkaran, Peygamberimizin hadislerindeki beyanlarının tümünü yalancı çıkaracak şekilde efendim bir iftira yapmış oluyor Allah Resulüne. Onun için tehlike büyük. Yani itikadi de tehlikesi var. Öyle kolay mı ben Mehdi'yim diyorsun? Şu anda Şimdi Türkiye'de tarikatlarda var mı? Ya işte İsmail Sa'ma'sını bu lafı diyorduk hep. Bütün tarikatlar aynı bu lafı devamlı onun bazı klişeleri vardır. Aynen tekrar eder. Hiç şaşmaz. Bütün tarikatlar neyse Allah razı olsun şey yapıyor böyle, e, insana değer veriyor. Ben ona dedim ki bir gün aradım, bak dedim. Ne diyor? Önce ne dediğini duyalım. Diyor ki bütün tarikatlar, müritler şeyhlerini Mehdi görür. Hı. Şimdi bak, ben bunu bir kere duydum. Dedim ki böyle bir şey olamaz. Ben şeyhimi asla Mehdi görmedim. Görsem itikadı sakatlığa girerim. Mahmut Efendi de Alaeddin Efendi Mehdi haşa demedi. Diyemeyiz. Biri Mehdi falan dediği zaman şeyhine falan biz onun itikadını düzeltmeye uğraşırız. Kardeşim yapma etme gitme hadise uymuyor şu olmuyor bu olmuyor. Bu dedim bütün tarikatlar deme dedim. Şimdi bakıyorum ifadelerinde sağ olsun bazı tarikat hatta azınlıkla demeye başladı. Şah kutup diyor gaz bak şimdi kutup demek evliyanın büyüğü reisi falan bunu diyebilir. Zaten adam en büyüğü kendi şeyhi bilmesek öbürünü bilse öbürüne gider. Öbürünü bilse öbürüne şey gider. Şey ne demek gavs ne demek? Şimdi gavs e, Şöyle Gavs diyelim ki bütün evliyanın dünyada tek bir tanedir. Fakat e, sen dersin ki benim şeyhim Gavs, öbürü benim şeyhim Gavs. Ama ben sana seninki değil demem, sen bana benimki değil demesin. Burada ne birbirine sapık diyebilirsin, ya, ya, ne kafir diyebilirsin. Hiç şey Sorun yok yani. Sorun yok şöyle, sen bir adam için güzel düşündün, hüsnü ettin. E, bu benim büyük bir zat dedin, benim gördüğüm en büyüğü bu dedin. Yani sen doktor dedi, benim gördüğüm en başarılı doktor desen, ben de öbürü desem, kavgaya bir lüzum var mı? Yok, tabii. Dinsizlik yok, imansızlık yok, bir şey yok. E onun için sen ona gidersin, ben de öbür doktora giderim yani. Bu tabip gibi bir şey. Bunda bir sorun yok. Ama dedim kutuptan, kavstan mehdilik başka bir şey. Mehdi'yi İmam-ı Azam Ebu Hanife bile kitabında... Ahir zaman alametleri hakkındaki hadisler haktır, inanmak farzdır diyor. Sen bütün müçtehitlerin inanmak farzdır dediği bir şeyle senin şeyhinin o zaman adı bile yok. Dolmamış yani. Bu nasıl itikat olabilir? Bunu şey yapmıyorum. Ama bazı tarikatlar bu işleri büyüttü. Şimdi deccal meselesi, sayı hadisler, Peygamberimizin beş vakit namazları... Bazı da, tarikatlar büyüttü ne demek? Büyüttü şöyle. Bazı cemaatler, bazı da tarikat değil bunlar. Şimdi kendi ee, şeyhlerine veyahut da liderlerine Bazıları da de yok Camia Bunlar kendi üstadlarına diyelim şimdi Müceddit dedi Şimdi müceddit tamam Müceddit her yüz başında diyor Ebu Davud Her yüz başında dini Bidatları kaldıran yeni bir şey getiren Taze bir hayat veren kan veren bir zat çıkar Bunda da sorun yok Çünkü aynı asırda asrın başında 10 tane de müceddit oluyor Biri tefsirde tazeleme yapmıştır biri hadiste yapmıştı, biri fıkıh dalında yapmıştı, bir ahlak derdi. yapmıştı. Bunda da sorun yok. Ama sen şimdi benim şeyhim Mehdi'dir dediğin zaman bunun karşısında bir de deccal bulman lazım. Şimdi deccal, peygamberimiz buyuruyor ki 30 küsur deccal çıkacak diyor. Bu deccallar kimlerdir diyor. Eleymetül muddillûn, insanları haktan doğru yoldan saptıran liderler diyor. İmamlar diyor. İmamlar diyor. Ben ondan sonra bu fethi işinden sonra bunların da bu imam işleri patlayınca ya tam hadise uydu dedim. Ya saptıran Be imamlar diyor Beccal. ya hadis. Hadis dedim tamçuk diye oturdu dedim yani. İmamlar diyor. Şimdi burada ya dini bir yönü olacak yani adamın. Tabi dini yönü. Hadis de dini. Ya evet. şimdi şöyle bir hükümetin başına bir adam geldi, Firavunluk yaptı, zalimlik yaptı, ondan bahsetmiyor. Din, dinsel bir tarafı Din, dinsel olacak. Dinsel ve itikat bazında saptıran imamlar diyor. İmam tabiri öbürüne der ki melikler der, sultanlar der, imam diyor. E şimdi bu FETÖ'de onlardan biri olduğunu ben iman ettim yani. Çünkü hakikaten tuttu yani. Bu kadar büyük bir dünya çapında bir ifsat normal bir adamda olmaz yani. Şimdi bu noktaya geldiğimizde işte adam diyor ki, efendim benim şeyhim diyor, şimdi kim bunların e, şu şey andaki mükemmatlarla... Deccal mi diyorsunuz siz? Yok, saptırıcı imamlara giriyor diyorum. Saptırıcı imamlar 30 çeşit deccalden biri. Yok. Ben... İşte uydu demiş. Evet yani buna uydu demiş. Yani diyor demiş. ki ben, şimdi büyük deccalı tarif ediyor. Bütün vasıflarını o ayrı. Ama diyor deccaldan önce Heh. hazırlayıcı öncü deccallar var. Tamam. Mehdi'den önce de hazırlayan hidayete ermiş düzgün insanlar var diyor. Şimdi bu noktaya geldiğimizde bazı cemaatler bunların ikisi Türkiye'de büyük cemaat eee Bunlar diyorlar ki bizim e, üstadımız Mehdi. Yaşıyor mu o üstad? Yaşamıyor şu an. Ama evet. o yaşarken demişler. Ama obzat ona razı olmuş demiyorum bak. Ha. Şimdi o iki üstad da bundan kendine Mehdi dedirtmiş diye hiçbir veri yok elimizde. Ben şunu anlamıyorum. İnceledim ben. Yok. Vefat Ama et adamları bunu diyor. Tam Bir dakika. Üstad evet. vefat etmiş. Tamam. Ya Mehdiliğin bir sürü alametinden bahsediyorsunuz ya zaten o şey, onu anlatacağım. Hiçbiri gerçekleşmemiş e ki. İşte ha akıl sizin gibi akıllı akıllı dillere kiraya vermişler. Nasıl kapalı. açıklıyorlar bunu? E, nasıl açıklıyorlar? Adamlarla ulaşılmıyor ki zaten adamlara. Adamlar bir şey kapalı kafan bir kutu şimdi. Adam diyor ki bizim diyor e, işte size verdiğimiz kitapta da var. Siz, e, diyor ki bizim diyor üstadımız diyor Mehdi diyor. E şimdi detçal lazım. Detçal da Atatürk diyor. Ben kitabı göstereyim. Ne diyor? Isterim. Atatürk ben şimdi Ahmet Bey ben kitabı da göstereyim. Yok ben bilmiyorum ben yani <laughs> Süleymancılık. Orada da o orada da o yani veri kitap, var yani içinde şimdi. Evet. Ha, bu Atatürk'e Deccal de, deme evet. şeyi gafleti buradan mı doğuyor? Ya da oluyor? şimdi esas evet, mesele evet. kendi şeyine. Hatta Deccal'ın sol gözü kötü bilmem görmeyecekmiş, şuymuş, buymuş. Atatürk'ün de sol gözü biraz böyle şehladır ya onu bile benzetmişlerdi yani. He, o kadar şimdi, benzetmişlerdi ya. Yani. Benim e... Ya Deccal'ı İsa Aleyhisselam öldürecek. Bütün sahih hadislerde var. Deccal bütün dünyayı kasıp kavuracak. Efendim Mehdi Hazretleri ablukaya alınacak. Hazreti Mehdi sıkışacak, perişan olacak, hiçbir gücü kalmayacak. İsa Aleyhisselam şamancık. Mütevatir hadisler. Bu kadar hadis varken bunların hiçbiri gerçekleşmemişken senin üstadın nasıl Mehdi oluyor? Senin üstadın ölmüş, gitmiş, kimek bir kuruş para vermiş. Bütün dünya fakirlikten, zulümden kırılıyor. Aynen. Hani dünya adalet dolacaktı. Hani her fakire bir maaş ma şey hediyeler verilecekti. İşte ben de onu yani diyorum. Yani bunların hiçbir He Mehdi'nin Hiç en büyük alametini söyleyeyim. Mehdi'nin en büyük alameti Roma fethi ve Vatikan'ın altındaki bütün hazineleri çıkaracak. Orada bütün hazineler orada esas. Vatikan'ın hazineleri ona mı? Tekbirlerle Kostantin'e, Venedik gondollarla diyor. Bütün diyor araları su olan şehir diyor. Hadiste bütün 1500 sene hadislerin yazıldığı mürekkebinin araştırmasını yapsan 1200 senelik mürekkep çıkıyor. Ta hmm. Venedik'in gondolunu anlatıyor o mürekkepteki yazıda. Sen şimdi Venedikler bile var yani. Sen burada kalk, bu işler böyle ol, hiçbir alamet tutmamışken Mürşidine Mehdi diyen itikadı bozuktur. Bu ehli sünnete göre böyle bir hadis anlayışı arada, olmaz. Bu arada bir rakam vereyim Mahmut Hoca. Evet. Rakam ver. E, Nedim Bey. Şimdi e, İslam ülkelerinde, akıl hastanelerinde yaklaşık 320 civarında Mehdi var şu anda. Yani Mehdilik iddiasında bulunan şahıs var. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri dahil, Hristiyan ülkelerdeki akıl hastanelerinde de yaklaşık 450 Mesih var. Yani ben Mesih'im diyen insan var. Bunlar akıl hastanesinde olanlar. Bir de akıl hastanesine girmeden dışarıda kalıyor. İşte böyle iddiada bulunuyor falan. Ama bu konunun ne kadar insanoğlu için böyle ilginç, çekici, cazip olduğunu net gösteren bir rakam diye söyledim bunları. Çok enteresanmış o evet. Ya şimdi bunlar cinleniyordu. Mesela biz çocukken Mahmut Efendi pazar sohbetleri yaparken Yavuz Efendi falan birisi kalk, kalkıyordu böyle arka. Ey insanlar ben Mehdi'yim. Ey insan böyle ruhani alemde adamcağız yaşlı beyaz sakallı cin girmiş işte ve Mahmut Efendi otur otur derdi falan. Oturturdular onu yani falan. Ben de böyle çok insan gördüm. Şimdi mesela Mahmut Efendi yeğeni var. Soyadı da tutuyor diye. Şimdi videolar çekmiş. Üç tane video çekiyor. Şey değil Mehdi'yim diye mi? Mehdi'yim diye değil. Ama iftira yapıyor Mahmut Efendi. Şimdi diyor ki, Mahmut Efendi bir vaazla dedi ki, Elhamdülillah arkadaşlar Mehdi talebe oldu, talebeliğe başladı. Şimdi diyor bu laftan diyor 40 sene geçti. Şu anda diyor Mahmut Efendi'ye inanıyorsan diyor, ona inanmayan, şeyhine bağlanmayan diyor, bağlamaz. Mahmut Efendi'ye bağlıysan o evliya yalan söylemez diyor. Dolayısıyla diyor şu anda Mehdi diyor çıktı çıkmak üzere diyor. E, yalan. Kuyruklu yalan. Vallahi yalan. Billahi yalan. Mahmut Efendi kürsüde demiş bunu. Eski ihvanlardan dinledim. Yahu benden eskisi mi var? Şeyi anlamadım. 40 senedir kürsünün dibinde oturduk. Şeyi anlamadım ben. Kimi kast? Kendine demiyor. Kim? Şimdi ben düşünüyorum ki şimdi bu nereye gidecek işte bu işte. Ha nereye gidecek? Şimdi gençleri herhalde. Oradan Abi, bir isim çıkacak. Ha bir isim hazırlanıyor. Yakında İsmaila'nın çevresinden de çıkabilir. Allah a. Allah. Allah Çünkü çok karıştırıcı, çok Mesela Adnan neyle tuttu bu kadar milleti 30 senedir? 313 Mehdi'nin en yakın adamı olacak mı? Bu 313'e çok büyük özellikler verilecek mi? Mehdi çıktığında. O 313 sayısını öyle bir korudu o sırrı ki o insanlardan ne zarar görseler ne bilmem ne o 313'ten ayrılmayalım diye o muamma ile o çevreyi tuttu. 313 kişi mi vardı? Ya, 313 Bedir ehli adedi, rasullerin adedi gibi bir sayı vardır hadislerde. Bu 313 yakın havarisi gibi diyelim adamı olacak. Bu 313 şimdi şöyle bir adam bu bir adam bu mehdilik konusunu yaptığı zaman yakında çıktı çıkıyor dediği zaman yarın ya benim diyecek ya birini işaret edecek. O birini işaret ettiği zaman bu adamlara da ne demiş oluyor? Siz der yol rollerinizi alın ...bize yakın durun... ...bu millet vallahi inanıyor ya. Gençler yani inanıyor o ya. O zaman bizi bekleyen... ...Selefi tehdidi gibi bir mehdilik dalgası falan... ...delebilir mi? Ben Böyle zaten şey ne dedim? Bak Ahmet Bey demin benim sözlerim... ...ben tabii her sözümü aklımda tutamıyorum. Ne dedi? Biri Mehdi'yim diyecek... ...biri bilmem neyim diyecek... Bey. ...hadi arkadaşlar harekete geçelim diyecek. Şimdi 300-500 kişiyle bile olsa... ...çıkartsa milleti yola... ...bilmem ne onu bunu bombalatsa... ...bir yere bir şey yapsa... Bir kişiyi bile canlı bomba yapsa. Yani bu yazık değil mi mi memlekette çocuğa? Şimdi ben bu milleti uyarıyorum. Bakın Mahmut Efendi. Ya yalnız dedi, hoca bir dakika. Bak, ben bunu kitabını diyor, yazdım. Diyor ki bir tanesi. Evet. bir seyircimiz. Cübbeli Ahmet diyor Mehdi hikayesi anlatıyor. Bu Buhari'de var, Müslim'de var. Hadis hadis hadis. E, Kur'an'da var mı diyor Mehdi gelecek diye yazıyor şimdi mu kardeşim? Şimdi efendim bakın Kur'an'da var mı sorusunu ilim ehli biri sormaz. Niye? Çünkü Kur'an küçük bir kitaptır. 606 sayfa bir kitaptır. Bizim dinimizin birçok meselesi hadisle bize gelmiş. Kur'an diyor ki peygamberim size ne verdiyse onu alın. Neyi yasakladıysa vazgeçin. Şimdi Kur'an'da beş vakit namaz da yok. Zekat kırkta bir de yok. He, uygulama yok yani. Yani şimdi... Yalnız zamiri belli olmayan bir tek ayet var. Yani o ama o, o Mesih hakkında. Önce Mehdi. geri gelecektir diye bir tek bir ayet var. Şeyde ama var. Onu kime söylediği ee, belli değil. Zamir belli değil. Za, ama zamirin hadislerde şerhi var. Bir de şu var. Ee, Hakan hocam şeyde de e, Nisa sözü ve min ehli kitab illa le İsa ölmeden ehli kitabın hepsi ona iman edecek diyor. Bu ayet o kadar açık delil ki şu anda Yahudiler İsa'ya inanmıyor. Hakan Bey sizde de bayağı derin bir ilim varmış. E şimdi vallahi... siz o ayeti incelerseniz e, o evet. ayette diyor ki İsa ölmeden ehli kitabın evet. hepsi ona iman edecek. Çünkü indiği zaman Yahudiler de iman edecek. Dolayısıyla İsa ölmeden diyor bakın o ayetteki zamir kesin. İsa'ya da şu anda ehli kitabın tümü inanmadığı için Kur'an'da yalancı çıkmayacağına göre delilimiz o kadar net ki esasen delilleri deşmeye kalkarsam İsa evet. Selam'ın dair kitap yazdım. Nüzülü Mesih'in İsa Alem var. Bu şey, Hazreti Mehdi için de şey, kitap yazdım. Şey Ama neden yazdım? Millet sapıklara kanmasın diye alametlerini yazdım. Ya şöyle bir şey var. Bu evangelistler var. Bunlar da benzer. Onlar Mesih'e inanıyor hepsi. Şimdi Yahudiler Mesih'i bekler. Tamam, Hristiyanlar e, Mesih'i bekler. E, Müslümanlar, Müslümanlar, Müslümanlar da, renkliyor. da bekler. Çünkü dinlerin aslı, vahyin aslı Ha, ha, onu olan nokta onu... değiştirilmeyen noktalar bir zaten. Etkilenme değil diyorsunuz bu yani. Etkilenme nasıl olacak? Peki bir şey soracağım. Her birinin Mesih'i ayrı mı olacak yani? Hayır. Bir, bir tane Mesih İsa olacak. İsa Selam, Meryem'in oğlu İsa. O gelecek. O gelecek. Başka evet. ayrı Mesih yok. Yalnız Şimdi Yahudiler zaten, Pardon. Hocam, Yahudiler kendilerinden bekliyor. Biliyorsunuz. Herkes kendinden bekliyor. Yani, tamam. yani Kur'an-ı Kerim'e göre e, ki bu ayetlerde var yani Meryem suresinde var mesela bu. Diyor ki ölmedi. Onun suretinde onu ihbar eden adam aslında çarmıha gerildi. Ama tabii, o İslam'a göre. En, diğerleri öyle. İslam'a göre. Tabii, tabii tabii. Diğerleri, öldüremediler, ay, asamadılar. Bu da ayet. yani. Şimdi, diyorlar. Şimdi Mehdi hakkında şunu söyleyeyim. Ben o kitabı Ben yazdım. şunu an hala anlamadım. Anlana karşı şunu yazdım. Bir, bir dakika. Mehdi mutlaka gelecek ama bu yüzyılda değil. Peki bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Ya Size ne adamın teki çıksın ben Mehdi'yim desin. Desin yani düşünce özgürlüğü var. Ya zaten Nedim Bey'in de dediği gibi düşünce özgürlüğünden <laughs> hiçbir suçu yok yani. <laughs> yani bunun ne zararı var topluma, zararı insanlığa? Şu, ondan sonra getir bana karını ver teslim et diyecek. Ondan sonra kızını ver diyecek. Ondan sonra paranı ver diyecek. Cihat diyecek. Ondan ha. sonra devlete karşı gel diyecek. Adamı ayağa kaldıracak yani. İstismara müsaittir. Tamam. Şimdi anladım. Bir evet. peygambere iftiradır. Allah Resulüne iftiradır. Eğer manya affedersin çatlak değilse, tımarhanelik değilse yani. O bir türlü mazurdur. E şimdi ma mezarcı şimdi Mesih'im dedi şudur budur. Ama şimdi bu adam hapishanede ceryana tutuldu bilmem ne oldu zehirlendiyse akli melekelerini bu adam kaybettiyse mazurdur. Mazurdur doğru. Mazurdur. E, yani işkence yapıldı dendi ona mazurdur. Adamın normal bir durumu da şu anda da hala gözükmüyor yani. Çıplak kızlarla bilmem ne falan bir şeyler hareketler resimler çektiriyor hala. Şimdi bu adam mazur, müftü adam. Bu hale nasıl geldi bilmiyoruz. Şimdi şu mesele var. E bu e, Mahmut Efendi'nin de görüşünü söyleyeyim. Biz Mahmut Efendi'ye bunu son ihtilaflar çıkınca Adnan Oktar meselesinden Mehmet Ali Hoca falan bayağı olaylar Biz Ondan sonra flaşa çıktık bu konudan. Ya hocam yakın değil diyorum. Yakın diyor. Rüya görüldü. Şöyle hocam gidelim efendiye dedik yani. Gittik. Mahmut efendi oturuyordu. Dedim hocamız dedik. Böyle böyle bir durum var. E, Hoca efendi bir rüya görmüşler. Size anlatmış. O öyle. Herkes bir rivayet yapıyor sizden yani. Ben de bir rivayet yapıyorum. Uzak demiştiniz. Ne buyuruyorsun dedik. Var dedi daha dedi. Yakın mı uzak mı? Uzak dedi. Şimdi ondan sonra Mahmut efendi bunu gerekçelendirdi. ilim adamı çünkü. Dedi ki Mehdi geleceği zaman Oğlum İslamiyet çok zayıflayacak. Dünyada çok az Müslüman olacak. Şu anda İslamiyet ilerliyor dünyada. Şu anda görünmüyor öyle bir şey dedi. Şimdi gerekçeli kararı da yazdı. Peki, siz, Kimse daha çıt çıkarmış. Siz buna ediyor. dayanarak mı? Şimdi ben şuna dayanarak söylüyorum. Bir defa Mehdi'nin hadis, hadiste de diyor ki yüzün başında çıkacak. Her yüzün yılın başında. Şimdi biz 1442'deyiz. Hicri 42 geçmiş. Şimdi biz İmam-ı Rabbani'ye bağlı. Şimdi onlar da İmam-ı Rabbani'ciyim diyor. FETÖ'ye de sorsan İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman İmam-ı Rabbani'cidir. Herkes İmam-ı Rabbani'ci. Tamam İmam-ı Rabbani'ye demişler ki Hindistan'da bir bölgede Mehdi çıktı. Devamlı çıkıyor bunlar. İmam-ı Rabbani cevap yazıyor. Diyor ki şu anda diyor 1028. İmam-ı Rabbani vefatı 1034. Şu anda diyor 1028'deyiz. İlk çeyreği geçti. Yani 100 yılın başında hadi ilk çeyrekte beklenir. 28 olmuş diyor. Bu adamda hiçbir alametler tutmuyor. Evladım bunlara kanmayın diyor. Şimdi 1028. Bana şimdi Hicri kaçtayız biz şu anda? Bin, şey 1442. Yani 1442. 15. asrın başından 42 sene geçmiş. 15. asrın başındayız. 42 sene geçmiş. Şimdi en erken ne zaman gelir sanırım. 50 sene sonra. En, en erken o da onu da tamir etmiyorum. Çünkü İslam ilerliyor. En erken gelse bile ne olacak biliyor musunuz? 1000 1460'ta e, doğsa 40 senede öyle yaşasa çünkü 40 yaşında çıkacak. Hani doğduğunu bile 40'ı geri koyalım. 40'ta çıktığını farz edelim. 1500'ün başında ilan edebilir. Bu da en erken olma ihtimaliyle. Hadislere bakarsan, yüzün başına bakarsan 42 de yüzün başı mı kaldı ya? 100 sene sonra. Ya hocam da, o da Twitter'da gün Bakın haşa, Twitter'da gün ben Kay Mehdi'yim Allah, diye. Allah kaybı Allah bilir. Biz gün vermiyoruz. Anladım. Ama bu 100 yılda çıkma şeyi kalmadı. Be anladım. Mevzu yani. Ben ben... Twitter'da ben Mehdi'yim diye yazıyorlar. Twitter'da ben Mehdi'yim diye yazıyor. Oho, kaynak dolu ya. Şimdi, şimdi biz bu millete uyaralım lütfen zaten bu yüzyılı hiç beklemesinler. <laughs> bir dahaki Başına kadar hiç bekleme. Bir, dahaki, bir dahaki yüzyılda kesin değil. Değil değil kesin değil hiç. Çünkü neden bakın. Herkes hadis, başının çaresine baksın hocam. Diyor, musun? ben musun? diyenler de yarın doktora gitsinler. Evet. <laughs> evet. Herkes başının, en başının çaresine En büyük hadis, say hadis ne diyor biliyor musunuz? Ve cüllüğün bir beytil makdis diyor. Arapların nüfusunun ekserisi Kudüs'te olduğunda diyor. Hmm. Şu anda Kudüs'te Arap kalmadı. Kalmadı evet. 300 bin dana geçen Kudüs müftüsü İkrime Sabri 85 yaşında geldi adamcağız geçen gün bana. 350 bin falan Filistin, şey, Kudüs'te diyor Arap kaldı. 350 bin. Hayır, sizin... Şu anda 200 milyon Arap var. Sizin... Hadis sahiti Müslim diyor ki sizin Arap'ın hocam... cüllüsü küllüsü Kudüs'te olduğu zaman ya diyor. Sizin hocanız bence en güzel ölçüyü koymuş demiş ki Müslümanlık gerilemiş Hı. olacak demiş. O kadar az ki. Dünyada bitmiş, Araplar da dönmüş yuvasına, tamam. demek e, İsrail'in de bu zulmü kal herhalde kalmamış veya şiddeti kırılmış. E, Araplar'ın ek serisi Kudüs'te, bakın şeye de dikkat edin, e, şurada çok önemli, sahih hadis konuşuyorum. Me M Mekke, Medine harap olacak, dikkat edin. Medine'de cemaat bak, olmayacak. Ahmet Hoca e, şu Mesela, söz şey mi tevatür mü? Yine bak Ebu, da Ebu, Davud hadisini de söyleyeyim. İmran ve Beytil Makdis bak bu hadis Ebu Davud sahih. Kesin size ölçü veriyorum. Hiç kimse kıtereddüt etmesin. Mescid-i Eksa mamur olacak. Araplar orada toplanacak. Mehdi imam olduğu zaman ne olacak? Harab-ı Yesrib Medine harab olacak. Yani Medine'de cemaat falan namaz kılınmayacak. Medine'ye açlıktan, kıtlıktan minberime kurtlar inecek diyor. Yani Mekke Medine'nin şu anki şeyi olmayacak. Çok güzel çok net anladım ya yani. Ya evet. hadis bunlar. Ya şu anda bir de şöyle Kudüs, bir laf var. Allah'ın 203'ü evet. Arap kalmış. Sen nerede Mehdi bekliyorsun ya? O tamam ki anladık. Bir de şöyle bir laf var. Bunun aslı var mı? Tevatür mü diye sormak istedim. Yani hangi hadis-i şerifte var daha doğrusu? Derler ki, derlerdi ki e, 1500'e kalmayayım 1400'de kalkmayayım diye bir e, kelime. Yani 1442'de olduğumuza göre Hicri takvime göre sanki bu laf böyle zamanı gelmiş. Şimdi gibi. bu lafın zamanı gelmedi. Şöyle bunu İmam-ı Suyuti de maalesef maalesef e, nakletmiş. Birçok alim bunu nakletmiş. Var yani kayıtlar. Var var. Kayıtlarda var 1500'ü geçmez diye. Bu ümmetin evet. ömrü 1500'ü geçmez. Kayda buydu. Fakat Alaeddin Efendi gibi ve birçok alimler Muhittin Arabi'nin notlarına, onun bunun notlarına hepsi kenarına döşmüş yazmışlar. Hani ne oldu? Şimdi hani ne oldusu şu. Bu gaybi konulara girmemek lazım. Sahih hadis varsa sahih hadiste tarih vermiyor. Yani bu ümmetin ömrü yalnız İmam Rabbani şunu diyor. Mehdi ve Mesih'in hepsi 2000'in içindedir. 2000'i geçmez. Kıyameti demiyor. Kıyameti ancak Allah bilir. Ama şuradan tarih alabiliriz. Mehdi 40 sene hüküm sürecek. 33'te 33 sene e, yani 33 e, sene vazife yapınca son 7 senede Deccal çıkacak. Deccal onu kuşatınca bitirmek üzereyken İsa Aleyhisselam inecek ya. 7 sene İsa Aleyhisselam'la beraber çalışacaklar. Mehdi önce ölecek. Mehdi ölünce İsa Aleyhisselam yine bir 30 küsür sene kalacak. İsa Aleyhisselam hiç evlenmedi. Çocuğu da yok. Evlenecek, çocuğu olacak. Bunlar hadislerde var. İsa selamda 40 sene sonra vefat edecek, kabri peygamberimizin yanında, orada belli yeri, oraya defnedilecek. Bütün bunlar söyleniyor. İsa selamdan sonra bütün dünya Müslüman oluyor. Fakat Müslümanlık tekrar bir daha insanlar bozulma sürecine giriyor. Ortalıkta alenen çiftleşmeler falan başlıyor. Hayvan gibi bir ortamlar başlıyor falan. Güneş batıdan doğması var. Bu ayetlerle de sabit olan bir şey. Güneş batıdan doğduktan 120 sene sonra kıyamet kopuyor. Bakın Mehdi, İsa Sen gelse bile daha kıyamete yüzlerce yıl var. Ama İmam Rabbani şunu diyor. Bu ikinci bin diyor. Yani ikinci binin dolmasına şu anda 560 sene var. Bu ikinci binin içinde diyor. Mehdi, Mesihler diyor gelir diyor. İkinci binin içinde. Ama bu 1500'ü geçmez şeyi çöktü. Niye çöktü? 1500'e kaldı. 58 sene. 58 bu 58'de evet. Güneş batıdan doğsa bile 120 sene vardı. Nasıl 58'de? Yok. Yani o 1500'ün şeyi e, itibarsız evet, evet. oldu. Anladım. Zaten Peki. o hadis değil. Ahmet Hoca bazı şimdi bazı alimlerin e, ne diyeyim size? Epçet hesaplarından vesaire istimbatları yani. Şimdi bu yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki dini gruplara duyduğu ilgi meselesi var. Şimdi biz ne diyoruz? FETÖ CIA ilişkili yani Amerikan istihbaratı ile ilişkili olduğu çok bariz. Yani anlaşılıyor bir takım işaretlerini görüyoruz bunun. E, bunun gibi Türkiye'de şu anda yabancı istihbarat örgütlerinin el attığı, ilgilendiği dini gruplar, tarikatlar, yapılar var mıdır? Mesela sizin kulağınıza bu konuda herhangi bir bilgi geldi mi? Mesela sizi hiçbir yabancı ne bileyim İngiliz, Fransız, Amerikalı gelip bilgi almak için de olsa konuştu mu sizinle veya böyle ilgilendiklerini biliyor musunuz? Yok şimdi ilgilendiklerini bilmeme bilmem olur mu yani ilgileniyorlar tabii. Şimdi ben size o gün işte Alman ekolü, Rus ekolü bilmem ne evet. dedim. Ben durumu da bilmiyordum. En tırışkası şey bunların diyelim Nurullah. Hiç ilmi yok. Fatih'i okuyamıyordu. Şu, hani kız çocuğuna... Ee, ta... çocuğu. E şimdi Fatih Nurullah'ın bile Alman ekolü çıktı. Nerede, nereden çıktı? E i̇şte burada Takvim Gazetesi'nin haberi. Bu sapık kimin adamı? Demiş bakın çocuk tacizcisi Fatih Nurullah Almanya'nın soylu aileleriyle ilişkisi ortaya çıktı diyor. Ben bunu derken başkaları için dedim. Fatih Nurullah'tan bilmiyordum. Ha, onu, Aa, onu, haber o... burada. Profesör efendim Rudolf Prinz Bilmem neyle yakın ilişki içerisindeydi. Ee, yeşil sarığını ona hediye etmiş. Sonra buna demişler ki seni efendim e, halife yapacağız. Efendim bu kabul etmemiş bilmemle takvimde burada haberler. Almanya'daki soylu ailelerin ne işi var bu Nurullah'la? Onunla bile ilgileniyorlar diyorsunuz ya. Yani Nurullah gibi Tırışka'dan hiçbir ilmi hüviyeti olmayan, vasfı olmayan bir adama yatırım yapmışlar. O profesör 2019'da ölmüş. Yani resmi de var burada o profesörle sarmaş dolaşmalar. Siz, siz, o program sırasında bunu söylediğinizde Nurullah dediğiniz şahsın bu bağlantısı tartışılmıyordu. Ama siz o programda Alman, Rus ve İngiliz e, bağlantılı tarikat veya Ekol, Ekol. ekollerden bahsettiniz. Alman ekolü vardı. Var. Tamam. Almanlar, Ruslar, İngilizler hangi ekolleri etkiliyorlar Türkiye'de? Ya şimdi Almanların bu işte şeyi çok eski. <laughs> Yani ne hikmettirse Türkiye'yi karıştıracak işlerde Almanlar başı çeker. Tamam. E şimdi Cemalettin Kaplan olayı neydi? O orada. Yani adamları orada... Ama... Cemalettin Bütün Kaplan izni verdi. Mesela milli görüş meselesinde de. Cemalettin Bakın Kaplan milli... Almanya'da olan bir olaydı. Orada orayla sınırlıydı tamam. mesele. Türkiye'deki yapılardan bahsediyor. Ya şimdi mesela Türkiye'deki milli görüşün bir tarafı burada, bir tarafı oradaydı. Şimdi mesela milli görüşü o kadar yol verdi. Camiler şunlar buna. Ben gidip gidiyordum, Sen ediyordum. Senelerce gittim. <laughs> Şimdi milli görüşte mesela öyle bir durum oldu ki ya e, Nakşibet Tarikatı yok Mahmut Efendi yok Mehmet Efendi falan e, herkesin bir tarikatı bir şeyi var. Bir de duydum ki milli görüş yeni bir tarikat çıkartmış. adına da tarikatı Muhammediye koymuş. E, şimdi Allah Allah nasıl oluyor yani, yani milli görüş siyasi bir yapılamıyor. Erbakan tarikat nasıl Erbakan kurar dedim yani? Erbakan'ın milli görüşü. Erbakan'ın milli olarak görüşü. Mi? Şimdi bu sefer ben bunun kafam karıştı. Oralarda da iyi bir Ahmet Bey de bilir. Eski bir itibarım var. Gittim kölde merkeze. O zaman işte soyadını unuttum. Yusuf Bey de adı. Şimdi herhalde vefat etti. Başkan. Ya hocam dedim oturduk buna bir toplandık. Bize hürmet ettiler. Ya dedim bir tarikatı Muhammediye diye yeni bir tarikat kurduğunuzu duydum. Tamam da tarikat dediğin silsile olur. Şeyh olur. Mürşit olur. Dernek olur, gibi kurulmaz. Mürşit olur dernek gibi kurulmaz. Anlayamadım dedim yani. Dedi ki hoca efendi dedi ya. Millete dedi işte Refah Partisi'nde selam ediyoruz. Rey verdiremiyoruz dedi. Şimdi dedi herkes şeyhini dinliyor dedi. Bizim camide dedi toplanıyorlar, zikir yapıyorlar. Şey yapıyorlar. Her imkan bizde dedi. Yani çünkü onlar o kadar imkan Vermiş onlara devlet. O devletler <laughs> Almanya'da da önüne gelen. Nasıl cami tutacak? Parası mı yetecek? Bizim dedi her türlü imkanımızı kullanıyorlar. Ondan sonra dedi tarikatlara bağlanıyorlar. E, bağlansın ne var dedim. Sapık tarikata bağlanıyorsa uyarırsınız. Ama dedi şimdi dedi ondan sonra şeyinden haber geliyor dedi. Şu partiye ver. Bu sefer dedi biz dedi adamı zapt edemiyoruz. E tamam da sen cami açtın millet namaz kılsın diye kardeşim. Namaz kılan millet sizin partiye rey vermiyorsa çık dışarı başka camiye ya nasıl bu oluyor? Bu ne zaman söyledi bu ne zaman? 25 sene 30 senelik iş. Ben bu sefer baktım biz de dedi bak hadislerden bir zikirler bulduk. Bu zikirleri sabah namazından sonra imamlara dedik ki tarikatımızın adı, tarikatı Muhammed'i hani peygamberin tarikatı. Yahu kardeşim dedim koca Muhammed Mustafa'yı dedim bir tarikat şeyhi yapmak yani peygamberin hadisleri her ümmeti bağlar. Ama sen tarikatımızın adı, tarikatı Muhammed diye şeyhimiz yahu peygambere şeyhliğe mi indiriyorsunuz? Acaba böyle şey olur mu? Milli 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 görüş, görüş, Alman, Alman ekolü mü? E Şimdi Almanya'da çok güçlü ol. tabii Alman Almanya'da güçlü olabilir ya ama anlatamadım. Alman etkisinde e, mi? E, Alman şeyiyle çıkışlarıyla çıkış yani en büyük gücü şunu bunu orada bulmuştur doğru konuşursam. Almanya'da tamam oradaki işçi adam gitmiş. Tamam ama Almanya bunlara özellikle müsaade ediyor. Çok özellikle. Yol veriyor. Çok yani önemli bir ciddi bir güç verdi. Bu normalde vermez. Ben normalde bir şey. Ha şimdi ne oldu? Ee, ülkücüleri ne yapıyorlar? Kapatıyorlar. Hah. Bozkurt Derneği'ni kapatıyor. Türk milliyetçisi diye. Ayşim, milliyetçi bile görüşüne, Türk milliyetçisini bile görüşüne Tahammül edemiyor. Milli görüşü kapat Ama şimdi sen şeriatçıyım diyorsun, İslam devleti Hı -hı. diyorsun, adil düzen diyorsun. Senden daha çok rahatsız olması lazım, değil mi? Orada, orada ilginç Almanya'da ilginç olan şey şu. Ee, milli devletin, görüşten çok tepki alırsın. Ya, ya. Devletin, ben milli devletin, görüş devletin... sapıktır demiyorum ki haşa. Alman ekolü diyorsunuz. Aa, Alman ekolü derken, Alman'a çalışıyor, Alman ajanı demiyorum ki. Almanya, Almanya yol böyle veriyor. Böyle şeylerde Türkiye'yi yani Türkiye'yi alternatif oluşacak, Türkiye'yi zora sokacak şeylere devamlı yol veriyor. Tarikatsa da veriyor, cemaat da veriyor. Ahi FETÖ'ye veriyor. Almanya'nın ilginç özelliği şu. Bahsettiğiniz gibi Türk milliyetçiliği ile ilgili kurumları kapatıyor. Aynı zamanda devletin Diyanet İşleri Başkanlığı camilerine de baskın yapıyor. Ama mesela işte bazı tarikat cemaatlerin selefi olanlar da var. Mescitleri var. Onlara hiçbir şey yapmıyor. Onlarla ilgili ne yolsuzluk iddiası, ne inanç konusu, ne örgütlenme konusu hiçbir bir yapmıyor şey yapmıyor. Ama şimdi yapmıyor diye bunları da töhmet altında hani milli görüşü falan tövmet altında. Milli demedim zaten. Töhmet Başka altında şey ben, ben milli görüşü bir şey bırakmıyorum. Ben milli görüşün camilerinde vaaz ettim çenelerce. Milli şu, görüşte bir sorun yok. Şunu söylüyorum. Ama diyorum Alman ekolü derken şimdi bir vardır Alman'la çalışırsın, Alman adına Türkiye'nin aleyhine çalışırsın. Bu Bunu demiyoruz haşa. Böyle bir şey ya, yanlış anlaşılmasın yani. ama sizin ya. burada anlatırken e, Türkiye'deki bazı yapıların Rusların etkisinde kaldığını ya da onların ekolünden olduğunu, Alman ekolünden olduğunu böyle yapılar var mı? Ahmet Bey'in de soru Ya şimdi şöyle yapılar var. O. Adam mesela öyle bir cemaat var ki Amerika'da mesela hiçbir yer açamıyor. Ama Rusya'da açıyor. Ama öyle bir cemaat cemaatta var ki FETÖ mesela Rusya'da açamıyor. Hı -hı. Ne oluyor o zaman bu? Amerikancı. Niye o orada açamıyor, bu burada açamıyor? Siz o işaretlere bakarak mı? Ben o işaretlere bakarak. O işaretlere bakarak diyorum ki e, ama Almanya'nın özel tarikatlara kadar yani Fatih Nurullah'a kadar ilgisi olduğuna göre Almanya çok daha detaylı iş yapıyor. Çok Peki, daha detaylı iş Bu işte. Fatih Nurullah da ne demiş Nedim? Sende var mı tam söz? Ya öyle. Türkiye'den mesela, Türkiye'den Şimdi... kaçanlar Türkiye'de arananlar, marananlar hep nerede kaldı <laughs> o zaman da? Şimdi Doğru, doğru. Bu Almanya'da kaldılar hepsi. Tacizci Fatih Ben de Almanya'daydım, aranıyordum. Evet. E, beni buradan arama çıkarttılar deprem vazından dolayı. E, ben Almanya'daydım. Bana haber geldi. Gelir gelmez tutuklanacaksın, gelme diye mesela. Hmm. Ki orada da kaç tane Almanya'da buradan kaçak e, arkadaşlar vardı. Gelmiyorlardı buraya. Ben de dedim ki ben dedim yatarsam da ben burada çan sesleriyle burada geliyorum. iki gün duramıyorum. Cumartesi pazar vaaz ediyorum. Pazar sabahı da oradayız diye çanlardan duramıyoruz. Nefesim tarlanıyor. Ben dedim gideyim yatayım ya Türkiye'de yine hapishanede falan namaz kılarız. Bu ne ya? ya ortada kılarsınız namazını. Onu demiyorum yani vatanımda rahat ederim. Elbette. Dedim geldim geldim de tutuklandım yani. Evet. Nedim? Şimdi bu ıı, tacizci olan Fatih Nurullah... E, mahkemedeki savunmasında şöyle geniş bir çerçeve çiziyor başına gelenlerle ilgili. Bu ilk duruşma değil mi evet, çıkıyor? Evet, evet. Amerikan ya, bir şunu söyleyelim adam niye yargılanıyor abi? Yani onu bir söylesene. İşte onu, yani dili var mı insan ama çocuk tacizinden e, yargılanıyor. Yani yargılanıyor. bunu ve ey seyirci bunu aklında tut. Yani tut. Bunu mi? dinlerken e, ve diyor ki. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde alınan karar ile Trump'ın onayladığı Biden'ın da söylemlerinde yalanan, yer alan Türkiye'deki İslami cemaatlerin bitirilmesi hedeflenmiş. 28 Şubat bari hava estirilerek bu olay üzerinden beka sorunu yaşayan ülkemizde e, husumetlerini, husumetlerini kusmuşlardır. Şimdi sizinle ilgili bölümde... E, cübbeli Ahmet'ten de mi bahsediyor? Tabii diyor ki e, yine bu dönem, dönemde kamuoyunda bilinen Cübbeli Ahmet diye bilinen bir vaiz iftira ve yalanlar ile haysiyet cella, cellatlığına soyunmuş. Bunun da FETÖ'nün kendisini cezaevinden çıkarmasını bir diyete olarak kullanmıştır. Bu olayın şeyhimin damadı olan FETÖ'cü damadı kamuoyunda dektere ettiği aleyhimize bizi kötüleyen bir kamu ilanı olayıyla da takip etmiştir falan diyor. Yani siz sizi bu Biden Trump'ın e, çizdiği Türkiye'de 28 Şubat bari bir İslami tarikat cemaatlere bir operasyon yapmak da suçluyor. Siz de bunun içindesiniz. Böyle söylüyor. Ya şöyle ben anlayamadım da dediğinden yani diyor ki sanki FETÖ demiş ki bana bir seni çıkarırız ama Çıkarır, yakacak. Ne e alakası var onun? Ben çıkalı 8 sene oldu. Yani <laughs> Fatih ya. Nurullah'ın aleyhine ben 8 sene evvel bir şey demedim bir ki. ben 3... Mehdi hesabına evet, benzedi evet, bu evet. biraz. Ya böyle işte genelleyerek kendi tam suçu Ben Fatih Nurullah'ın sa sapıklığını falan söyledim ama 2 sene ver 3. Bir dakika. 3 şey senedir parayı nereden buldun? Dakika, ben sahabenin aleyhine konuştu diye çıkış yaptım bir, ben onu. Bir, birazdan, birazdan anlatır mısınız? Bir kısa ara vereyim ondan sonra. Tamam tamam. Reklamdan sonra kısa ara. Vereyim. Evet tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz. Şu Neyse. şeyi bir tavsiye edelim. Şimdi milli görüşünde biz Erbakan Hoca'nın milliyetçi olduğu, devletiye ne kadar bağlı olduğu, büyük devlet adamı olduğunu bildiğimiz için burada şimdi Erbakan Hoca'yla ilgili asla bir şaibe yok. Onun adamlarıyla da ilgili bir şey. Fakat tabii Erbakan Hoca'yı da aşan, Erbakan Hoca'nın da dışına çıkan, taşan, kontrolden çıkan çok şeyler oldu. E, şu anda da zaten hocanın, Allah rahmet etsin, onun yolu e vatanın bölünmez bütünlüğü, tabii devletçilik o, onun belliydi. Fakat e, milli görüşte biz Almanya'ya bağlı çalıştı, Almanya'nın lehine çalıştı. Ya efendim Türkiye'nin aleyhine bir faaliyete girdi demiyoruz. Ama Almanya'da burada ne yapıyor diyoruz? E, yani Türkiye'de e, ki bazı efendim faaliyetlerinin e, tam yapamayanlara bir imkan açıyor. İşin mesela tarikatlara da açıyor. Şimdi orada mesela bir e, tarikattan öyle bir imkanlar açtı. Biz şimdi o tarikata diyor muyuz ki e, bunlar e, devlet, vatan hainidir? Değil. Fakat orada binlerce, yüz binlerce insan toplanacak kadar büyük alanlar, on binlerce dönüm yerler, şunlar bunlar bunlara şey veriyor. Neden? En nihayetinde diyor ki bu tarikat şeyi Türkiye Cumhuriyeti'nin layık düzeninde ne göre? Yasak. Veyahut şu zihniyet yasak. Bu şey ben bunlara burada imkanlarım hem Ne olur? E bunlar burada neşvi nema bulurlarsa yarın bugün ben bunlardan istifade edebilir miyim Türkiye'nin düzenini bozmak için? O adam o planı yapacak, yapar. E yani bunu yapması normal. Ama eğer bizim Türkler onların lehine, onlarla gizli bir bağlantı kurup Türk devletinin aleyhine bir şey çalışmışlarsa o vatan haini olurlar. Yoksa ben böyle bir şey ne milli görüşte ne da başka bir tarikatta var demedi mi yani? Bir arkadaşım da mesaj atmış bu işleri bilir diyor ki Almanya İslam ilişkisine çok dalmayın çok dalmasın Ahmet Hoca diyor. İşin ucu ta nazilere gider iddiaatçılara gider diyor. Onun bir tarihi var diyor yani Almanyaların diyor İslam'la olan ilgi, ilgilenmelerinin bir tarihi geçmişi var. Evet. Naziler zamanında da. E, dönemin... Çünkü baksana bazı tarikatlarda Hitler'i sevenler varmış yani. Yani şimdi öyle bir meseleler var ki kimin eli kimin cembeli. Mesela bir tarikat diyor ki İngiltere Kraliyet ailesi Seyyid'di peygamber sülalesi diyor yani. Peki Türkiye'de... Yani öbürü diyor Prens Charles Müslüman diyor yani. Öbürü Türk... bilmem ne yani bu tarikat cemaat şusumuzun bunun gerisinde kimin eli kimin cebinde şey, o... yani veyahut da kurulmuşlar o... kuruluşlar diyelim. Şeyh Nazım Kıbrisi onu söyleyen. Ya işte şimdi diyor ama şimdi böyle bir şey kimi sevdireceğiz biz? biz kim Onlar da ya? İngiliz ekolü. E şimdi sen bana diyorsun ki şimdi Alman, Rus, İngiliz söylüyorsun. Ben şimdi Şeyh Nazım'a efendim ölmüş vefat etmiş Allah rahmet etsin kabr nur olsun. Ben şimdi Şeyh Nazım'a böyle bir şey iftira atabilir miyim? E, ama ya. onu diyen o. Ya tamam da. Şimdi bu onu... Prens öyle diye... Müslüman oldu diyen o. Ya tamam da. Şimdi onu ben Müslüman olmuş olabilir, gizleyebilir onu demiyorum. Kraliyet İngiliz. Kraliyet ailesi Seyit di, diyorlar. Ha onu duymadım. Peygamber şöyle diyorlar Bunu Şeyh Nazım'dan duymadım yani. Yok. Şimdi demek istediğim bu sö sömürgeci ve emperyalistler e e İslami cemaatlerle, camialarla, dernekle, vakıflarla ilişkiyi severler. Tamam, eyvallah. Severler. Müslümanlar uyanık olacak, Türkler uyanık olacak, aldanmayacak. Bu gavur bana niye bu iyiliği yapıyor? Şimdi bana soruyorsun, bana sana bir şey geldi. Mi? Adam bana geldi, diyor ki, sen diyor lordlar kamerasında, ne demekse, Lordlar kamerasına bir konuşma yaptıralım sana. Niye yapacağız? İşte İslam'da terör yoktur, şu yoktur, bu yoktur falan. Ondan sonra şöyle yapalım, böyle yapalım. Avam kamerası da değil, lordlar kamerası. Lordlar kamerasında canım aşağı. Biz, ben çok yukarılara çağırıyorum <laughs> ben aşağılarda sürünüyorum. Hiçbir zaman bir oltaya sap olamadım, şeye baltaya sap olamadım. Şimdi neden eşin gitmiyorsun? Eşleri diyor burada diyor sana diyor külliyeyi açalım. Şu kadar milyon dolaşalım ne yapalım? Talebe yetiştirelim ne yapacağız talebeyi? Afganistan'a baksana insan alalım. Ne olacak? E bu radikallere siz tasavvuf anlatın. Şudur budur. Ya şimdi ben bunu anlamıyor muyum? Şimdi ben burada anlıyorum. Milli ne görüşün. Yapıyorum? Milli ha, görüşün. Ben radikal e, e, efendim cihat diye bir şey yok Taliban bari şunları bunları yavrular baş edemiyorlar. E, ben burada bir büyük bir imkan sağlayacaklar. 3000 talebe falan güzel yüksek seviyede onlara eğitim vereceğiz bilmem ne. Onlarla orayı yönetecekler. E, ben buna Girer miyim? Teklif edildi mi, edildi. Milli Görüş'ün Genel Başkanı mesaj atmış. Hayırlı geceler. Biraz önce tarafsız bölge programında Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet ünlü beyefendinin Merkez Almanya'da olan İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları ile ilgili asılsız ve iftiraya dayanan beyanlarını üzülerek izledim. Ee, İslam Toplumu Milli Görüş hiçbir devletin, hiziplerin sözcüsü veya arka bahçesi değildir. Öyle bir şey dedim mi? Onların sözcüsü ve arka bahçesi dedim mi? Öyle demediniz. Ama imkan veriliyor. Verilmiyor mu onlar. O e, bunu yani Bunu manidar mı buluyoruz? Manidar mı bu? Anlamlı mı yani? Ama Almanya şimdi Cemalettin Kaplan gibi adamada veriyorsa, ona veriyorsa, buna veriyorsa efendim için şunu demek istiyorum. Almanya bu işe çok merak. Dünyada hiçbir devlet Almanya kadar meraklı değil. Ama bunlar da şimdi rahatsız oluyorlar ya. Ya yani. rahatsız oluyor derken ben ona sana niye imkan veriyor demiyorum ki. Ne diyorsun Alman yani? devleti bu işe merak diyorum. Bu ilgi neden diyorsunuz? Evet. Şimdi fetöye de veriyor. Ben seni e fetöyle FETÖ aynı. Ya ben seni fetöyle bir mi tutuyorum şimdi? Aynen. Ya milli görüş Erbakan hocanın kurduğu milli görüş devletçidir diyorum, milliyetçidir diyorum. Şu anda milli görüşte bir sapma varmış. Erbakan hocanın kurduğu milli görüşün dışına çıkmış durumda. Çok şeyler var. Ben bilmiyorum. Şu an son ben 5-10 senedir, 15 senedir takip edemiyorum milli görüşün. Ben zaten 20 senedir falan Almanya'ya falan gitmiyorum. Gidemiyorum yani. Engellendim, engellendim. Ya ben diyorsunuz Almanya'nın bu işlere bu merakı benim dikkatimi çekiyor diyorsunuz. Ya Fatih Nurullah bile profesörleri şunları bunları ki Tırışka'dan bir adam, hiç beş para etmeyen bir adama bile bu kadar şey veriyor. Yani Alman devletinin bu işte özel ilgisi, alakası var diyorum. Bu Burada seninle alakası olması, sen de ona çalışıyorsun anlamına gelmiyor. Haşa ve Şimdi iftira olması için milli görüş Alman ekolüdür, Almanya'ya çalışır, Türkiye'nin aleyhine faaliyetler yapar. Haşa. Bunu dedikse iftira lafı doğru gelir. Öyle böyle bir şey, bir şey demiyorum. Demedik yani. Doğru, doğru bir görüşte ben de gittim o zaman senelerce beni camilerde sohbet ettirdiler Almanya'ya ben... mı çalıştık yani? Peki demek istediğiniz o zaman Almanya'nın bu ön vermesi, merak duyması, ilgilenmesi benim dikkatimi çekiyor. Benim. Hiçbir devlette bu bu kadar yok. Peki. Ya şöyle ilginç bir şey e, Almanya'da mesela e, fetöcülere yakın bir takım ibadet yerleri var. Mesela yine e, orada. Şimdi Almanya'dan yazan bir yurttaş, çok tanıdığımız birisi. Ne demek FETÖ'cülere yakın ibadet yeri? Yani cami mi yapmışlar? mescit cami falan yani, mı? Yani tam cami de değil, tam mescid de değil. Başka türlü bir şey. Bir başka örnek vereyim. Bunlar dinler arası, diyalog zaten. Ben mesela ya. o tür yani bir diyalog merkezleri falan çok etkili bir şekilde destekliyor Almanya. Ee, yine mesela bir cami kadın imamı olan, ee, ve erkek kadın beraber namaz kılınan, kadınların başörtü takmak zorunda olmadığı bir başka cami modeli de var. Yine bunu Almanlar ciddi teşvik ediyorlar. Bunu o, onun yaparken onun bayağı bir tarihi var ama. Yok, Geçmiş. çok kısa süre önce, birkaç yıl önce başladı bu. Yok yok, daha önce de bir Amerika'da çıktı galiba. O, bu bu önce. Almanya'da. Bu Almanya'da e, peki. E, oldu. Süleymancılar çok ciddi destekleniyor. Almanya'da çok çok ciddi destekleniyor. Yani Diyanet'in camilerine alternatif bir güç yapısı oluşmuş durum, durumda. Adıyamanlar diye bir grup var. Gerçekten Almanlarda buna karşın Türk milliyetçisi olan ve devletin resmi kurumları ki kontrollü, açık, şeffaf olan kurumlara karşı bir baskı uygulaması var. Bunun Diyanet, ki, Camii, evet. Diyanet cami diye. Diyanet yani bir milliyetçilere karşı milli milliyetçi olanlara karşı baskı biraz ümmetçi ve kontrol edilebilir olan grupları ama kontrol edilebilirleri mutlaka finansal olarak destekliyor. Hatta o gruplardan bir tanesi zamanında orada sekreterken gelen sekreter ya da üst düzey yöneticiken geldi burada AKP'de milletvekili oldu. Sonra bir başka partide şimdi çokça muhalefet ettiğini görüyoruz yani bunlar hepsi yaşandı. Dolayısıyla bunlar hepsi yani Almanya bu Türkiye'de Türkiye yönelik İslam'ı kontrol etmek onun üzerinden operasyon aleti olarak kullanma yönünde çok ciddi bir eğilimi var. Yani bunu zaten Almanya'daki yaşayan Türklerin tamamı biliyor. En temiz, en düzgün çalışanı e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camileriydi. Onları da FETÖ'cüler e, ihbar ettiği için çoğuna baskın yapıldı. Bir sürü imama mit ajanı dendi. Bak, bak, bak. Ve geçenlerde de bir tane cami, Berlin'de en büyük camilerden bir tanesi sabaha karşı polisler tarafından basıldı. Yani Almanya'nın orada Türk ibadethanelere karşı böyle bir şey var. Ama öbür taraftan bu tür yapılara, kontrol edebildiği yapıları olabildiği kadar önünü açmaya çalışıyor. Yani şimdi burada Almanya'nın kötü niyetinden bahsediyoruz. Tabii. Milli görüşün kötü niyeti var demiyoruz. Adıyamancıların kötü niyeti var demiyoruz yani. Almanya'nın kötü niyeti var. Buna e, e, Türkler, Müslümanlar uyanık olacak. Kendi ibadetini yapacak, hizmetini yapacak. Efendim malzeme olmayacak. Malzeme olan oldu mu? Oldu. Cemalettin Kaplanlar oldu. Olmadı mı? Neye malzeme oldu? Ya i̇şte şeriat devletleri bilmem nedendi. Yok efendim şeyler Türkiye'nin aleyhine yıllarda, propagandalar biz Türk devletinin yani aleyhine dinsiz devletler de hakaretler yapıyorlar. Yani Türkiye'nin resmi birçok şeyini e, orada evet. madara ettiler salonlarda toplanıp bilmem ne. Atatürk. Yani şimdi bir Cemal ya bu... Bu sadece o değil yani Türkiye'de Türkiye istikrarsızlaşma konusunda Almanya çok başat ülkelerden bir tanesi. PKK'nın en merkezi öbeklendiği FETÖ'nün FETÖ FETÖ en ki. öbeklendiği yani yerlerden Almanya birisidir. Almanya kötü niyetle diyoruz. Evet, o, o kuşkusuz Amerika Almanya bu işte başı çeken ülkeler diğerleri yan periferi ülkeler yani bu işte. Siz bir şey demişsiniz çarşambada ajanlar dolaşıyor derneklere ve kurslara sızmaya çalışıyor. Kim bu ajanlar? Yok bir de hatta silahlı öyle bir ki öyle ki bir gün gelir hamaya döner dedi yani şey. Fatih akşamı Fatih Çarşamba da ajanlar dolaşıyor ya dediniz? Çarşamba da ajan dolaşmaz mı? <laughs> Çarşamba da ajansız olur mu yani Çarşamba? Neye göre söylüyorsunuz bunu yani? Ya neye neye göre söylüyoruz? İşte adam Atatürk'ün aleyhine bir kitap sonra yasaklandı toplanması İşte o kitabı efendim çıkartmış gidiyor oraya buraya. Orada toplantı yapıyor. İşte efendim put adam bilmem ne o kitabı gösteriyor. Ondan sonra caminin içine giriyor, oradan çekiyor, oradan bir derneğe gidiyor, bir şeyler ha, yapıyor. Pro, ajan ya, provokatör. Ya buna. ben zaten adamın resmini de koydum, ismini de koydum. Bunlara dikkat edelim. Çünkü neden? Ya biz şimdi burada e, cami, cemaat, namaz, abdest, Kur'an öğretilen bir yerlerde böyle kitap göstermeler, e, yasaklı yayınların neşri vesaireler bunlar... Mahmut Efendi'nin, hocalarımızın, üstadlarımızın razı olmadığı şeyler, e, bunları böyle bu, bu yapmıyorlar. ama zaten. bu anlattığınız ajan provokatör. A, ajan provokatörüm neler? Aa, şimdi bile e, benim hakkımda atmış tweet o kişi. Yani şimdi bunlar dolanıyor, geziyor. Ama bunlar yarın bir gün yani benim aleme neler çıkartıyorlar, haber, olay çıkartıyorlar, bir şey çıkartıyorlar. Efendim şöyle oldu, böyle yaptı. Yeşin'i ya mesela yani İslam ümmetçidir, tamam. Ben ümmetçiyim. Bütün ümmet bizi ümmet evvela Müslümanlar. insanlık bütün insanlığın iyiliğini istiyoruz da evvela Müslüman olan ümmetimiz tabii ki bir Filistin, bir Yemen, şu bu bizi daha etkiliyor. Müslüman oldukları için din kardeşimiz. Fakat şimdi şunu anlamıyorlar. Bu devlet, bu Türk devleti, bu Türk milletinin kurduğu bu ulusal bir devlet. Burayı koruyamazsak ümmete hiçbir faydamız olmayacak. Bunu bizimkilere anlatamadık. Yani Yemen'e de buradan yardım gidiyor, Somaliye de buradan yardım gidiyor, Filistin'e de, Gazze'de her yerin ilacı şu su bu su buradan gidiyor. Ama bizim şimdi devletimiz bölünmek isteniyor. Ne adı altında? Namazlı, abdestli, edepli, şu su bu su, şu, o namaz kılıyormuş, muhabdas oluyormuş. Ya şimdi ben selefile, ya adam bana diyor ki sen nasıl Müslümansın diyor. Sen nasıl Müslümansın diyor. Selefileri diyor falan diyor. Muhbir diyor. Bak şimdi burada diyor ki makbul vatandaş muhbir vatandaş mı diyor. Hak söz derkisi. Şimdi beni muhbir ilan etmiş. Makbul vatandaş muhbir diyor. Şimdi içeride izah yapıyor. Medya maymunu diyor onu diyor bunu her türlü hakareti yapıyor da. Şimdi diyor bu diyor kime diyor bunları diyor bu selefileri bilmene ihbar ediyor diyor. Niye diyor bu da Müslüman değil mi diyor. Ya kardeşim adam bana kafir diyor. Karımı helal görüyor. Kızımı helal görüyor. Karıma da zaten o gavurda durma. Gel bize diyor. Böyle bir Müslümanlık olur mu? Müslüman Müslümana kafir dediği zaman ikisinden biri kafir olur diyor hadis. E şimdi sen bu kadar tehlikeli silahlar, şunlar, bunlar, bombalar bu kadar büyük de devleti bölecek, memleketi işgal ettirecek efendim 7-8 İslam devlet Müslüman ülkeyi batırdılar. Bu kadar büyük bir tehlikeyi ben Allah rızası söylüyorum. Ben bunu söyledim diye bana adam diyor ki muhbirlik yapma diyor. Ondan sonra açıyor. Şimdi içinde işte selefileri met ediyor. Onu met ediyor. Ben de dedim ki bu arkadaşlar kim? Ben dedim özgür der. Hak söz bilmem Ben bunları tanımıyorum dedim. Arkadaşlara. Bunlar benim hakkımda haber yapınca taalluk etti bana. Bunlar nedir dedim mesela. Şimdi aa bunlar Müslüman işte namazında, abdesinde arkadaşlar. Yok özgür der, yok mazlum der. Bilmedi. Bir mazlum der bilmiyorum da özgür der, hak söz bilmiyorum. Bir de baktım bu ne ya? Sistemi tağuti sistem görüyorum. Hiçbir şekilde sistemi şu görmüyorum. Açtı bir resmi dergi bilmem. Hadi bakalım. Şimdi kafadan girdik. Meşru görmüyorsun da bura bizim vatanımız, devletimiz. Biz burada yaşıyoruz. Ne yapacağız? İşgal mi ettirelim ya? Nedir? Ne derdiniz sizin ya? Namaz kılıyorsunuz, abdest alıyorsunuz ya. Ondan sonra laflara bak. Küresel boyutta yüz yüze olduğumuz kuşatmaya ilaveten işte cahiliye kuşatması altındayız. Efendim Türkiye'de saldırgan gelenek. Ondan sonra diyor ki gencisiyle, yaşlısıyla diyor kadın erkeği ülkede yaşayan herkes zorunlu askerlik konusunu ortak bir sorun zulüm şeklinde algılamamız gerekiyor. E şimdi bir bakıyorum dinime söven bari Müslüman olsa. Ulan diyorum bana niye muhbir demiş yani bunlarla ne alakam var benim diyorum. E bir de bakıyorum aynı Selefi kafasında askerlik zulüm diyor. Bunların hepsi İslami çevrelerin tanıdığı yazarlar çizerler. Ya bu ne olacağız? Bu devleti batıracağız, böldüreceğiz. Nereye gidiyoruz ya? Ya görecekler Suriye gibi, Irak gibi işgal oldukları zaman görecekler vallahi. Karıları, kızları, namusları talan olacak görecekler. Yapmasınlar. Bu devleti biz muhafaza edersek bu devlette de, ümmeti herkese yardım ediyor zaten Türkiye ya. Ama şimdi abi bak 4 yıl diyor Esed'in katliamlarını seyreden TC diyor. Şimdi diyor IŞİD'i bombalıyor. Ne yapacak bombalamayacak? Ne yapacak? IŞİD burayı mı böldürsün? IŞİD'i bombalıyordur. ABD'den aferin mi alacaksın diyor. Diyarbakır, Bingöl, Karayolu'nun su güvenli salam, TSK, IŞİD'le savaşmak üzere Suriye'de. Ne olacak? Fırat operasyonu niye yapılıyor? Ya şu Fırat operasyonu olmasa IŞİD burayı hiç batırmıştı ya. Şu Fırat operasyonu neleri sağladığını kadar askerimiz şey dolu. Vatanımızı korumak Onlar için. Onlar kim ya? Okudum, Özgür okudu. Der. Ayrıca işte bunlar, bunlar haset dergilerinde verim resitelenmelerim. Yani de verim. bir tarikat cemaat mı nedir Yok cemaat değil işte bunlar üst isimlerini vermeyeyim üst isimlerin altındaki İslami camiada çok büyük çevreleri var. Ahmet Bey benden iyi tanır. Ondan sonra AKP'nin MHP ile kurduğu Yerli Milli ittifak mayeti ırkçı tahuti yemin dayatmasında rahatlıkla görülebiliyor. İlk bak iktidar muhalefet her konuda ihtilaf ediyor. Halis boyuncuk Ebu Hanzale ile terör irtibatı konusunda uzlaşıyor. Ya bu Hanzale Işit'in baş adamı memleketin içine etti. Şurada görüyorsunuz 40-50-100 tane organizesi var. Biz bu adamları konuşuyoruz diye muhbur oluyoruz. Yani sen kardeşim ya bu Hanzale bütün millete kafir diyen, askere polise kafir diyen, hepimize kafir diyen bir adam ya. Onu savunuyor. Ona ne yazık yargı ahlaksız kampanyaya teslim Halis Hoca tutuklandı. Efendim Şimdi bak ne diyor? Hak sözleri. Özgürler Diyarbakır'da kurulan Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği'ne Kürdistan yazısına izin verilmemesini kınadı. Ya kardeşim Kürdistan, Mürdistan ne oluyorsunuz? Aynı şey mesela bakın ümmetçilik yapıyorum diyor. Ya kardeşim sen ümmetçi olsan evvela tek bağımsız Türkiye kalmış. 52 tane Müslümanım diyen halkı Müslümanım diyen ülkede tek bağımsız Türkiye kalmış. Şurayı bari koruyalım, kurtaralım da mazlum ülkeler Müslümanlara da bir yardım ediyoruz yani diye ümmet çuğrunda olan evvela Türkiye'nin bölünmemesini düşünür. Şimdi bu adamlar ne kafa? Şimdi geçen ne dedi mesela? Bülent Bey gitti işte şeyi tavsiye etti. Devran kitabını bilmem nesi. Ondan sonra ne dedi mesela? Ayan Bilgen de Peşinden dedi? Bunlar dedi mazlum derden dedi bizim arkadaş dedi namaz kılıyorlar dedi. HDP'de de dedi 20 kişi dedi namaz kılan var dedi. Diyarbakır müftüsü dedi bilmem ne dedi. Önde dedi oturuyor bir şey dedi bilmem ne başkan dedi. Ya bana ne müftülüğünden. Namazı abdesi. La yugurrenu salatu ve Adamın namazı orucu sizi aldatmasın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz neye bakarız? Bu hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. Ya o 25 eyalete bölünelim. Yok iki dil çıkaralım. Yok iki bilmem. Bunlar neye hizmet ediyor? Siyonizmin Yahudinin emperyalizmi şu memleketi bölmesinin baş ajanı bunlar ya. Olayı bunlar ya. Marksistlerin ideoloji. 20 tane cami yıkmış çırnakta adamlar. Yani bu kadar camileri yıkan, imamları kurşunlayan, bu kadar dinsiz gavursuz bir ideolojiyle birlikte hareket eden adam. Ama namaz kılıyor mu? Allah Allah arasında bana ne namaz abdesti? Peki. Yani burada ümmet meselesini yanlış anlıyorlar. Ben ümmetçilerin başıyım ama şu anda ümmete hizmet etmek isteyen bütün Müslümanlar bu Türk devletini korumak zorunda. Bunu gayri meşru görerek askerlik yapma, memurluk yapma. Bunun herkes bir tarafından çeksin. Bunu devirelim. Vallahi namusları da kalmaz. Billahi ezanları da kalmaz. Her şeyleri gider. Suriye Peki. orada, her şey orada. Yapmayalım ya. Milli Görüş'ün başkanı Kemal Ergün'e bir cevap hakkı doğurduk. O bir, bir şey söylesin. Kemal Bey merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Ahmet Hakan Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler. Ben sizin açıklamanızı okudum. Cübbeli Ahmet e, dedi ki ya ben öyle bir şey söylemedim dedi. Bir tür aslında sözlerine de açıklık getirdi. E, o açıklık getirdikten sonra tamam mıdır sizin için? Mesele kapanmış mıdır? Şöyle bir şey ifade etmek istiyorum ben e, yeni izledim arkadaşlarım bana itti, e, ilettiler emin olun çok e, üzüntüyle de izledim e, Ahmet Ü, Mahmut Ünlü e, Hoca Efendi'nin ifadelerini İslam toplumu milli görüş teşkilatları 1967 yılında merkezi Almanya'da branş kurulmuş bir e, camia Japonya'dan Amerika'ya Balkanlardan Avustralya'ya kadar çok ciddi bir yapısı olan bir teşkilat. Milli Görüş Teşkilatları'nın en önemli özelliği sivilliğidir. İmkanları ve kaynakları da sivilliğinden ortaya çıkmaktadır. Biz hiçbir devletin, ne Almanya'nın, ne Türkiye'nin, ne bir başka devletin hiçbir fonlarıyla şu ana kadar çalışmalarımız yapmadık. Bu kadar camileri nerede yapıyorlar? Bu kadar okulları nereden açıyorlar? Bu kadar bir cemaatimizden teberrularla bunları yapıyoruz. Hiçbir ne Avrupa fonu kullandık. Ne Almanya'dan yardım aldık ne Türkiye devletinden yardım aldık. Tamamen cemaatimizle biz bu işleri yaptık. Onun için Milli Görüş teşkilat İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatlarımızla konuşurken bu meseleleri anlatırken burada bir töhmet varmış gibi ifade etmeyi ben şahsen Ahmet Mat Mahmut ünlü hoca efendiye yakıştıramadım. Kendisi 20 yıl önce teşkilatımıza geldiğini söylüyor. Acaba diyorum o dönemde geldiğinde para toplamak istediğinde müsaade etmediğimiz için mi bunları söylüyor? Buna da çok üzüldüm işin doğrusu. Tekrar söylüyorum İslam toplumu milli görüş teşkilatları özel, sivil ve gücünü tamamen kendi cemaatinden, kendi müntesiplerinden alan bir teşkilattır. Bunu herkes de bilir. Onun için hayırlı akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kemal Bey teşekkürler, sağ olun. Yok zaten Almanya fonluyor bunları falan diye biz hiçbir şey geçmedi ki. Ama Almanya izin vermese yapabilirler. Yani cemaatından para toplayıp cami açıyorsun. Buna Almanya izin verecek dedi, değil mi? Ne dediğinizi gayet iyi bir şekilde bizim insanlarımız, bizi dinleyenler duydu. Size yakıştıysa bu ifadeleri kullanırsınız. Bundan sonra da kullanırsınız. Ben çok çok üzülerek sizin bu ifadelerinizi kullanıyorum. Size iade ediyorum. Bu genellemeci yaklaşımınız gerçekten bir Müslümana, bir hoca efendiye, bir ilim adamına, bir ehli sünnet alimine yakışmıyor. Ben hakikaten bu meselelerde konuşurken ölçülü olmanızı size davet ediyorum. Yani ya. çıkmışsınız, zan'dan bahsediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de zan ayetleri var. Nasıl böyle bir ifade kullanabilirsiniz ki? Yaşim yani siz Almanya'nın Almanya yok yok Almanya'nın Türkiye'ye iyi niyetli olduğunu mu savunuyorsunuz? Bu, bu, camileri bu camileri Camiyle nereden ne alakası var bu kadar bizim? açıyor diyorsunuz? O, bu, bunları bu, bu, bu nereden açıyor diyorsunuz? Ne bir zaman dedim nereden açıyor bir... ya? Bırakınız onları bu kadar nasıl yok, Nerede zaman dedim? Benim konuşmamı geriye sararız ha burada. ben bu kadar cami nereden bunları. açıyor? Ne zaman dedim ya? Ne zaman dedim? Dinlemedim diyorsunuz. Ben dinledim. Arkadaşlarım gönderdi size de. E Tam bu kadar cami nereden açıyor diye Ahmet benim A bir lafım A geçmedi ki. Ahmet Hakan Bey, ben size teşekkür ediyorum bağladığınızdan dolayı e, ve e, tekrar bir daha tüm bir, bir şey mi, Kemal Bey'e be? de bu Kemal bir şey şey mi? Kemal Bey verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kemal, Kemal Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Nedim Şener bir tabii şey, tabii şey ki. sormak istiyor. İzin verirseniz. Almanya özel benim de çok ilgilendiğim bir yer. Yakın ilişkim olduğu için Almanya'da ee, milli görüşü falan tenzih ederek soruyorum. Ee, diğer tarikat cemaatler, merdiven altı oluşumlar, benzeri yapılar ee, orada Türk vatandaşı, Müslümanlar çok olduğu için soruyorum bunu. Ee, orada bu konuyu suistimal eden yapılar var mı? Gözlemleriniz var mı? Çünkü sizin 200'e yakın caminiz falan var değil mi? Milli görüşe bağlı yanılmıyorsam. 618 tane camimiz 618 var Avrupa genelinde. Avrupa. Ee, Almanya evet. için söylüyorum. Almanya'da. 450 tane cami. 450 tane. Var. Ee, benzer oluşumlar orada da var mı? Türkiye'de şikayet edilen konularda? Yani şimdi bu konularda e, Almanya, Avrupa'da farklı burada tabii anayasal bir düzen olduğu için farklı farklı e, camiler, e, dini yapılanlar mutlaka vardır. Ama <laughs> benim görebildiğim kadarıyla burada özellikle devlet fonuyla fonlanarak bu işleri yapan insanlar yok. Ama... Mutlaka kötü niyetli bu çalışmaları yapan insanlar varsa devletin bu konularla ilgili çalışması devletin elindedir. Ben e, güvenlik değilim, kolluk kuvveti de değilim. Bu meseleleri elbette buradaki e, devlet mercileri takip ediyorlardır ama benim genel itibariyle çatı kuruluşlarında bu şekliyle olan çatı kuruluşları görmedim, bilmiyorum. Şeyde e, Alman güvenlik birimleri de, Diyanet İşleri Başkanlığının camilerini bayağı bir gözlem altına alıyor. Size hiç böyle bir e, uygulamaya e, tabi tuttular mı? Nedim Bey, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerine Alman e, birimleri daha bir iki yıldan beri alıyor. Biz evet. 1995'ten beri Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın raporlarındayız. İşte evet. Ahmet Mahmut Ünlü Beyefendi bunu bilirse zaten söylemezdi. 1995 yılından beri Anayasa Tefaşüsüs dediğimiz Anayasayı Koruma Raporlarında olan bir teşkilatız biz. Gözlem alt, gözlem alt. Gözlem altındayım. Evet evet. Onu tabii demek istiyor. Yani. Tabii ki. Tabii ki. <laughs> yani Onun için, oradaki bu konu, ama biz, istihbarat diyor. Biz örgütü bunları örgütü, anayasayı bunla, Bunları da çok ciddi problem görmüyoruz. Dolayısıyla bizim abdemiz abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Yani hmm. o, o konuda bir sıkıntımız da yok. Peki Almanya, konularla Almanya için en evet. çok anlatılan konulardan birisi Süleymancıların yapılanmasıdır. Orada çok büyük etkileri var mı? yani burada Süleymancı dediğiniz İslam kültür merkezleri gayet güzel çalışmalar yapan bu burada toplumun özellikle bu Türkiye kökenli veya farklı kökenli insanların oluşturmuş olduğu insanlara da hizmet veren kardeş kuruluş dediğimiz bir yapı. Bu konuyla ilgili ben onların yapıla, yapıları içinde herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Kur'an eğitimi veriyorlar işte efendim Almanca veya Farklı dillerde e, e, dersler veriyorlar. Temel eğitim müfredatları veriyorlar. Bir sıkıntı görmüyorum için doğrusu. Peki özür son bir soru. FETÖcüler Almanya'da çok yoğun. Onlar e, sizin camilere veya Süleymanca nereye gidiyorlar ibadet ibadet olarak? Bakın e, camiler Allah'ın evleridir. Camiler herkese Hayır, açıktır. Sizin, bizim açımızdan camilere, problem yok. Onlar öyle görmediği için söylüyorum. Onlar onlar yok, ben, farklı yaklaştığı için söylüyorum. Bizim camilerimiz herkese açıktır her gelen insana da camiyi bir e, sınıf yapamayız. Zaten bir camide sen camiye giremesin dendiği zaman orada cemaatin namazın sıhhati olmaz. Onun için biz kendi cemaatimiz yani bizim bilinen bir cemaattir zaten hem Almanya'da hem Avrupa'da camiye müdavim olan bir cemaattir. Ahmet Hakan Bey gayet iyi bilir. Babası bizim camilerimizde olmuş bir insandır. Allah gani gani rahmet eylesin. Dolayısıyla gayet odabilir bu bizim camilerimizin muhtevasını. Dolayısıyla biz cemaatimizle, cemiyetimizle bu çalışmalarımızı etkin bir şekilde yapıyoruz. Yani diyor ki ben, ben cami kardeşim bu yani cümül bilmem Onun ben. Onun anında yazmıyor ki. Yazmıyor tamam. ki. Ge isteyen Hayır, gelir, ya, gel isteyen gelir cami açıktır tabii ki, Çünkü tabii ki cami, cami Allah'ın evidir herkes gelir. Ya, Diyanet'in camilerinde çünkü Diyanet imamlarının onları ihbar ettiğine dair şeyler olduğu için belli bir çekinme şeyine girdiler oradan çıkma durumuna onu bilmiyorum girdiler ama hani ya, Kemal Bey haklı ben, yani o. sonuçta evet. ne yapsın yani sen FETÖcüsün gelme sen şucusun gelme diyemez camide Diyanet şey bile var. diyemez onu yani, yani, yani o, ancak görüyor şey ya. Diyanet belki ben onların tutumu açısından söylüyorum zaten bu taraftan bir etki yok yani gelmeyin diyen yok Yani Nedim Bey Kemal Bey şunu söylemek belki yani Efendim? tam tam maksat şu siz bilirsiniz gözlemliyorsunuzdur Fetöcülerin Almanya'da milli görüşe yönelik e, oraya sızma, orada böyle bir faaliyet gösterme gibi bir durumları var mı anlamında aslında soruyor. Bizim camilerimiz Ahmet Bey, bizim camilerimiz çok çekirdek camilerdir. Dolayısıyla biz birebir insanlarımızı tanırız. Camiler Allah'ın evidir. Herkes bizim camilerimize gelebilir. Camilerimize de hiç kimseye engel koymadan herkes camilerimize gelebilir, namazlarını kılabilir, ibadetlerini yapabilir. Bu konularla ilgili en ufak bir şekilde hiçbir kimseye engel koymamız mümkün değildir. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler sağ olun. Ben çok Şimdi... teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. İyi geceler hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi para toplamak istedi de diyor belki para toplatmadı. Benim para toplama ne ihtiyacım var? Diyorum. Bir defa orada zandan bahsediyor. Kendisi tam bir iftira yapıyor onu bırak. Niye gitmedim? Kesildim. 11.50, 10 12.50'den evvel gidiyorduk. Yahudilere uymayın, Nasara'ya ittiba etmeyin. Bütün ayet hadis Yahudi Hristiyan'ı okuyorduk camilerde. <laughs> Sonra gitmeye başladım. Onlar da ne yapsın? Bu sefer devlet baskı gönderdi. Noel yılbaşı falan biz aleyhte koşuyoruz ya. Hristiyanlar denmeyecek. Yahudiler denmeyecek. Yahudi ve Hristiyanlar hakkındaki ayetlerin okumamasını oran devleti bir baskı uygulamış. Ben de bu sefer dedim ki konu kalmadı o zaman dedim Yahudi deme, Hristiyan deme dedim. Ben ondan beri gitmiyorum çünkü ben rahat konuşan duymuyorum e, Yahudine, Saraya e, ayetleri okuyan onlara itikaz etmeyin, dost etmeyin falan. Milli görüş çok şuurlu, her türlü bize bu konuşmaları izin veriyordu ama sonra onları da baskı altına girdi. O, o baskıdan sonra bize de böyle gittiğim iki 3 yerde bu şey gelince ben genellemiyorum ama oranın yönetimi, caminin yönetimi dedi Yok. ki bu şu ayet dedi yani ayet demediler de. Noel deme, yılbaşı deme, Hristiyanlar deme, Yahudiler deme. E şimdi bu sefer e, bizim de sohbetler kalabalık oluyor. E, ben vaktim ki yani şimdi Yahudi de mi? benim alanım daralınca ben konu konuşamam ki o zaman. Peki, şey kalmadı. Kadı Tuzuk kalmadı yoksa şimdi, para toplamayla ne alakası var? Geldik işte? sona ya Onur şu yani o kadar hoşuma gitti ki aslında Cübbeli Ahmet'in espiritüel tarafları da vardır. Yani Hakan Bey, dikkatle izleyin şimdi. Geliyor. Allah cümlemize Cuma günü ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ama bu Cuma değil tabii ki. Allah cümlemize Cuma günü ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ama bu Cuma değil tabii ki. Bizim Dikkat mi? Orada espri yapmıyor. Gayet ciddi. Korkmuş yani. Ama cemaat gülüyor. Şey, onlar, onlar <gülüyor> alıyor. Babacığım esri. bunu yaymışlar. Bu bizim <laughs> sen Hasbi tanırsın. Rahmetli Hasbi vardı. Efendi Hazreti'nin bacara. O şimdi her sene hacca gider. O kadar da şişman ama oraların aşığı. Yani ben o kiloyla asla ya her tarafı patlıyordu. Ayakları şeyleri yine geliyordu. Bir daha gidiyor. Diyordu ki ya Rabbi diyordu, bana burada ölmeyi nasip et diyordu. Arafat'ta falan. Ama bu sene değil. <laughs> Şimdi abi gidiyor gidiyor. Belki 40 sene gitmiştir ha. O kadar gidiyor gidiyor. Bu sene değil, bu sene değil. Bir sene haçtan geldi. Bir ay sonra bu ne? Öldü. Ya ki. dedim mübarek. Her sene bu sene değil, bu sene değil. E bir sene öleceksin yani mecbur. Burada öldü yani. Ona e, gönderme yapmışsınız. Ya yani oradan gelmedir o. E, evet evet. Güzel benim ama. Bu esprilerin falan. Bu çok, çok da. Whatsapp'ta çok dolaştı böyle gruplarda ben, yani falan. Benim bütün şeyim doğal olduğundan şey oluyor. Yani yaşanmışlık var. Yoksa hani kurayım da kaldırayım da şu lafı şurada konuşayım da biri güler mi falan. Öyle de olmuyor. Zaten sırıtıyor o zaman da. Aslında çok önemli konular konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür size. ederiz. Hakan ol. Bey inşallah e, sıhhatte herhangi bir sorun çıkmaz. E, Yok. Bir an önce buluşuruz. Beraber program yaparız. Nedim çok teşekkürler. Teşekkür ederim. sağ olun. Hepinize iyi geceler. hoşça kalın.